Değerli misafirlerimiz bugün burada yenilenebilir enerji alanında Türkiye için yeni bir dönemin kapısını aralayacak ve sürece öncülük edecek bir işbirliğinin ilk adımını atmak için sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün aramızda Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doktor Çetin Ali Dönmez, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Abdullah Güç, Enerjisi Üretim CEO'su Sayın İhsan Erbil Bayçöl, Eti Maden Genel Müdürü Sayın Serkan Keleşer, Aspilsan Enerji Genel Müdürü Sayın Ferhat Özsoy ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Vekili Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil bizlerle birlikte bulunmaktalar. Öncelikle yoğun programlarında bizlerle birlikte bu önemli günde yer aldıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz ve tüm katılımcılarımıza da hepinize hoş geldiniz diliyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk önceliğimiz ilk iş sağlığı ve güvenliği, enerji üretim tesislerindeyiz şu an binasındayız. Gün içerisinde burada herhangi bir tatbikat yok. O yüzden bir alarm duyduğunuzda gerçek bir durum söz konusudur. Acil bir durumda acil çıkış ve enerji üretim çalışanlarının yönlendirmelerine uyarak sakin ve hızlı adımlarla binanın tahliyesini gerçekleştirebilir ve toplanma alanına ulaşabilirsiniz. Böylece toplantı öncesinde de iş sağlığı ve güvenliği anonsunu gerçekleştirmiş olalım. Şimdi sunumların yapılacağı oturuma geçiyoruz. İmzalanacak kurumsal işbirliği protokolünün kapsamını ve hedeflerini anlatmak için Güney Marmara Kalkınma Ajansı Enerji Yöneticisi Sayın Mehmet Volkan Duman'ı sahneye davet edeceğim. Kendisi lisansını ODTÜ Kimya Mühendisliği'nde tamamlamıştır. Eti Maden'in Balıkesir Bigadiş'teki tesislerinde laboratuvar baş mühendisliği görevini yürütürken Balıkesir Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını bitirmiştir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde süren 7 yıllık tecrübeden sonra Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na geçmiş ve 9 yıldır ajansın farklı birimlerinde görevler almıştır. Şu anda da ajansın enerji yöneticilerinden biridir. Volkan Duman'ı sunumu için sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanım, protokol taraflarının saygıdeğer yöneticileri, kıymetli katılımcılar, canlı yayından bizi takip eden izleyiciler, hepinize hoş geldiniz. Bugün tabii uzun süredir emek verdiğimiz hidrojen konusunda önemli bir aşamayı atlatacağız. İmzalayacağımız protokolle birlikte programa yeşil dönüşüm konusu girdi. G20 Paris Anlaşması'nı imzalamayan tek ülkeydik. Bunu onayladık meclisimizde. En son gelişmeyi de şöyle söyleyebiliriz. COP26 konferansında Glasgow'da hidrojenle ilgili alınan karara, ki 4 ana karardan biridir, imza atan 32 ülkeden biri olduk. Tabii bu, bütün bunların hedefinde, bu çalışmaların, anlaşmaların, planların hedefinde azaltılması var. Bu konuda da hidrojene biçilen bir bunun tam olarak ne olduğunu şöyle ifade edelim. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarında geçen şekliyle diyor ki ilk yakıtımız enerji verimliliği ve olabildiğince yenilenebilir kaynaklara yatırım. İkinci aşamada teknolojinin gelişmesiyle olabildiğince elektrifikasyona geçiş ve üçüncü aşamada da üçüncü öncelik olarak karbon tutma yakalama ve hidrojen ve türevlerinin kullanımıyla alakalı gelişmelere eş rol vermiş diyebiliriz. Tabii hidrojen konusunda şimdi dünya hangi aşamada, nasıl ilerliyoruz? Elektrolizör kapasitelerine bakmamız lazım. Bunun için 2020'de 300 megawattlık bir kapasite kurulmuş. 2021'de bu 458 megawatt olmuş. 2022'de 2 gigawatt civarında bir kurulu kapasitenin olacağı söyleniyor. 2022 yılında sadece bir yıl içerisinde kurulan. Ve 2026'da bunun 16 gigawattın üzerine
çıkacağı ifade ediliyor. Projeksiyonlar böyle. Tabii burada hani dünya ilerlerken biz ne yapıyoruz sorusunu kendimize sormamız lazım. Açıkçası enerji dönüşümleri ve yeni gelen enerji sistemleriyle alakalı bazen iyi sınavlar veremiyoruz. Bu ekranda gördüğünüz çalışma Türkiye Enerji Vakfı'yla o dönem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir çalışma. 2018 yılı itibariyle yerlik paylarımızı görüyorsunuz. Modern yenilenebilir enerji kaynaklarında. Tabii bunlar açıkçası istediğimiz ölçekte, seviyede veriler değil. Bunun sebebi de aslında bu teknolojileri biraz geriden takip etmemiz. Biz bu çalışmayı biraz daha bugüne çektik. 2022 yılına kadar gelişme var ama arzumuz daha üste çıkması. Şu analizi yapıyoruz genellikle. %1 seviyesine enerji mixinin içinde ne zaman ulaşmış kaynaklar? Bu modern kaynaklarda Avrupa 92'de %1 elektrik üretiminde %1 seviyesine gelirken biz 2009 yılında ancak bu seviyeyi yakalamışız. Arada neredeyse 20 yıllık bir süre var. Daha dramatik bir örnek. Nükleer enerji için belli. Son 30-40 yıldır da ya birinci sırada ya ikinci sırada Avrupa'nın denkleminde, enerji denkleminde, elektrik enerjisi denkleminde. İşte bizim ilk nükleer santralimiz kurulacak. Aradan geçen 70 sene kabul edilebilir bir süre değil ve bu süreleri de iyi kullanmamız lazım. Hidrojen konusunda da aynı hataları yapmayalım. Gelen bir süreç var. Hidrojen konusu zaman zaman geçmişe dönüp baktığımızda göz kırpıp tekrardan kendini geri çekti. Ama bu sefer yapılan projeler, ortaya koyulan stratejiler bambaşka. Bu sefer gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Özellikle Avrupa offshore rüzgar konusunu hidrojenle çok entegre düşünüyor. Yapılan projelerde bu entegrasyonu görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim ülkemiz için de yeni bir süreç geliyor aynı zamanda offshore ile ilgili. Bu konu önemli. Avrupa 2030 yılı için önüne koyduğu hedefler var offshore rüzgarda. Toplamda Avrupa Birliği 27 ülkesi artı İngiltere 100 gigawattlık bir kapasite kurulumunu hedefliyor. Tabii bunu hemen hidrojenle ilişkilendirelim. Hidrojen üretmek için elektrolizöre ihtiyacımız var. Ve bu kapasiteler de stratejilerinde artık oturtulmuş. Avrupa Birliği'nde 40 gigawattlık bir kurulum hedefleniyor 2030'da. Bütün bu söylediğim birimleri Türkiye'nin 100 yılda 100 gigawattlık kurulu kapasitesi var elektrikli şeklinde kıyaslarsanız en azından orada doğru bir yaklaşım olur. Avrupa 25 gigawatta ulaşmış, dünya ise 32,5 gigawatta. Bu konuda da Avrupa ön alan bölge olarak söyleyebiliriz. Tabii offshore'un önemli faydaları var, avantajları var. Şu anda kapasiteler, çok büyük kapasiteler deniz üzerinde kurulabiliyor. Gelinen noktada 15 megawattlık kurulum 2022 yılında ticari olarak da hayata geçecek. İngiltere bu konuda ön alan bir ülke. Sadece deniz üzerinde kurduğu rüzgar santralleri Türkiye'nin karadaki kurulu gücü kadar. İnşa halindekilerini görüyorsunuz burada da. Ülkeler var. Almanya bunlardan belki de en önceliklisi. Dolayısıyla biz bu konudaki ihracat hedeflerini de açıkçası şimdiden değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu projelerin detaylarına girmeyeceğim. Hepsi internetten bulunabilecek. Rotterdam Limanı hidrojenle ilgili önemli çalışmalara başladı. Şuradaki 2 gigawattlık kurulumun fiziki yatırımı da başladı. Danimarka uzun süredir Enerji Bakanlığı ile Danimarka Enerji Ajansı birlikte çalışıyor malumunuz. Danimarka da bu konuda önemli oyunculardan biri. Bu tabii belki Avrupa'nın en önemli projesi diyebiliriz. Bir Türkiye kadar kuruluk gücü yapay bir adanın çevresinde kurup 100 gigawatt'tan bahsediyoruz neredeyse.
hidrojen üretimi ve elektrik artı hidrojen üretimiyle birlikte ana karaya iletmek istiyorlar. İngiltere'de tabii önemli bir hidrojen oyuncusu diyebiliriz. Şimdi tabii biz bu çalışmayı hani sabah uyanıp hidrojen üretelim bölgemizde demedik. Bizi veriler bu noktaya getirdi. Balıkesir, Çanakkale niye kıymetli bir bölge? Açıkçası Türkiye'de hidrojenle ilgili çalışma yapan bazı ekiplerde ilginç veriler de görüyoruz. Hani ilk onlarında, ilk 20'lerinde Balıkesir, Çanakkale yok bile. Ama ben o ekiplere şunu söylemek isterim. Yani elektrolizörle hidrojen üretmek istiyorsanız elektriğe ihtiyacınız var. Türkiye'nin 2020 yılında %12,5 elektriğini Güney Marmara bölgesi üretmiş. Bu önemli bir gelişme. İşin yenilenebilir kısmına da bakalım. Türkiye'de şu anda kurulu rüzgar gücünde %22 payla Güney Marmara bölgesi lider. Bunun tabii yenilenebilirde önemli bir gücümüz var. Bu kurulu güç, rüzgardaki kurulu güç neredeyse bölgenin bütün yenilenebilir kaynaklarının %90'ını oluşturuyor. Türkiye'de interkonekte bir sistem olmadığını düşünün. Şu anda Güney Marmara'da, Balıkesir ve Çanakkale'de sanayinin, konutun, bütün her alanda tüketilen elektriğin 1,5 katı yenilenebilir kaynaklardan üretilebiliyor. Bu manada dönüşümünü sağlamış bir bölge diyebiliriz aslında. Balıkesir'i daha ayrı bir noktaya koyuyorum. Neredeyse şu anda elektrik kurulu gücünün yarısından fazlası yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Offshore'la gelen bir süreç de var. Bu Dünya Bankası'nın yapmış olduğu bir çalışma. Marmara bölgesinin önemli bir avantajı var bu konuda. Dolayısıyla karadaki potansiyelimizi, gücümüzü aynı zamanda denizlerimizi de kullanaraktan arttırmamız lazım. Yenilenebilir enerji alanındaki gücümüzü arttırma hedefinde ilerleyeceksek bu konuyu da önemsememiz lazım. Danimarka Enerji Ajansı ile Enerji Bakanlığı'nın çalıştığını söyledim. Bu 2021 yılında bir sürü odak grup toplantıları yaptılar. O toplantılarda ilettikleri bilgilerden bir derleme bu. 4 ana offshore rüzgar alanı kurulumu için belirlediler. Zaten 3 bölge Güney Marmara bölgesine giriyor. Güney Marmara Türkiye'nin lideri rüzgarda. Tabii Bandırma'da Güney Marmara'nın lideri diyebiliriz. Neredeyse 1/4 kurulu güç Bandırma'da bulunuyor. Ve şöyle de bir veri sunayım. Avrupa'da Karares'lerde ortalama kapasite faktörü %25 iken Bandırma'daki kurulu güçlerde toplamda 400 MW'da yaklaşık önemsiyoruz. Bu aks önemli bir aks, önemli bir sanayi aksı. Hedefimiz bu merkezi, üretim merkezi oluşturmak. Uygulama alanımız ilk başta Bandırma Enerji Üssü olacak. Tabii özellikle bu hat Çanakkale Boğaz Köprüsü'nden sonra bu hat için, bu alan için farklı şeyleri, farklı aşamaları konuşuyor olacağız. Bandırma Biga arasında hidrojen kullanan ve kullanma potansiyeli olan birçok sektör var. Bu da önemli bir avantaj diye görüyoruz. Gelelim protokol kapsamımıza. 8 ana başlık belirledik. Ama önceliğimiz yeşil hidrojen ve türevlerinin üretimi. Çalışma çerçevesine sonradan geleceğim. Tabii bu işbirliğinin ilk meyvesi olarak da bir projenin hayata geçirilmesi hedefimiz var. Açıkçası bir deniz üstünde Türkiye bir sistem artı bunu hidrojen üretimiyle entegre. Hibrit sistem konusu son derece önemli. Bu konuda dünyada önemli çalışmalar var. Denizlerde de kurulumlar başladı. Çeşitli hibrit sistem modellemeleri yapılıyor. Tabii biz burada açıkçası bir güç konsolidasyonu da yapıyoruz. Bir ağırlık merkezi, çekim merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'de hidrojen ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı yapılan çalışmaları bu bölgeye çekmeye çalışıyoruz. Tabii offshore konusu apayrı bir konu. Yani Karares'ten farklı disiplinlerin girdiği bir konu. Dolayısıyla deniz üstünde kurulacak sistemlerde sahiden de ilk başta gelişmemiş, olgunlaşmamız ve bu konudaki pilot projeleri hayata geçirmemiz lazım. Yani 2018 yılında Enerji Bakanlığı'nın çıkmış olduğu 1.2 gigawattlık deniz üstü RES
ihalesi sonuçsuz kaldı. Sonuçsuz kalmasının nedenlerini biraz burada aramak lazım. Bu süreleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi offshore kurulu, offshore kurulumlarında bambaşka disiplinler var. Kullanılan gemi türleri, denizaltı kablolamaları ki üretim bile yok bildiğimiz kadarıyla, temel kurulumları gibi birçok konu var. Kalkınma Ajansı aynı zamanda bu konuya da odaklandı. 2022 yılında bir fizibilite çalışması gerçekleşiyor bu konuda, gerçekleşecek. Tabii biraz önce söylediğim gibi burayı bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz ve yapılan yürüyen projelerin de çalışma alanını buraya çekmek istiyoruz. ODTÜ ile İngiltere Durham Üniversitesi arasında Newton fonundan faydalanarak devam eden bir proje var. Bu projenin de çalışma alanını Bandırma Enerji Üssü'nün olduğu alana çekeceğiz. Ve buradaki fizikle çalışmanın sonuçlarına göre de bir yol çizilecek. Belki de ilk uygulama alanımız yine burası olacak. Bandırma Enerji Üssü'nde malumunuz iki tane doğalgaz santrali var. 1,5 gigawattlık. Biz kıyıdaki, yani kıyıya yakın olan tesiste projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Çalışma çerçevesini şöyle bir açıklamaya çalışayım. Odağımızda yeşil hidrojen üretimi var. Projeler de çok önemli. Hidrojen yılındaki talep grafiğine baktığınızda amonyak ve metanolden kaynaklandığını görüyorsunuz. Açıkçası biz yeşil metanol ve yeşil amonyak üretimini de ki Türkiye'nin neredeyse %100 bağımlı olduğu iki ithal ürünüdür. Bir enerji içerikli malzemeler, yakıt katkısı, aynı zamanda önemli bir kimyasal ham madde oldukları için bu iki ürünün üretimine odaklanacağız. Ve en sonunda tabii bizim çalışma çerçevemizde borun da bir misyonu var. Hidrojenin depolanması için çok önemli avantajları var. Metanol tarafından metal bor hidrolere, amonyak tarafından da bor amonyak komplekslerine geçip katı fazla da hidrojenin depolanmasına depolanmasıyla ilgili çalışmaları, pilot projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Tabii itimaden birazdan bahsedilecek ama 2022'de böyle bir yatırıma başlayacak. Doğru da bir malzeme seçilmiş. Çünkü sodyum borhidrür aynı zamanda diğer yani bor amonyak bileşiklerinin üretimi için de çok kıymetli bir ürün. Aynı zamanda bizim Sanayi Bakanlığımızın hamle programı kapsamında oluşturduğu öncelikli ürünler listesi var. Baz aldığı konu ithalatına bağımlı olduğumuz konular. Bakın burada da tercih edilen ürünleri görüyorsunuz. Yani o listenin kapsamının içerisinde hidrojen, amonyak, metil alkol gibi malzemeler de mevcut. Metanol konusu dünyada zaten şu anda yeşil metanol ile ilgili projeler hayata geçiyor. Lokasyonları görüyorsunuz. Aynı zamanda amonyakla ilgili de önemli üretimler var. En çok en büyük kullanım alanı malumunuz gübre üretiminde. Belki yakın zamanda hatırlarsınız Rusya'nın amonyum nitrat yasaklamasını, ihracatını iki ay süreyle durdurdu. Dolayısıyla şu anda belirli maliyetler var ama böyle bir durumla karşılaşmayacağımızın da önümüzdeki süreçte garantisi yok. Maliyetlere rağmen diyebiliriz ki keşke amonyak üretimini ülkemizde yapabilsek. Tabii boru buraya biraz borun misyonunu anlatmak istiyorum. Boru buraya açıkçası en fazla kullanılan, enerji dönüşümünde en fazla kullanılan mineral diye koymadık. Ama öyle kritik projeler var ki bu konuda açıkçası önümüzdeki dönemde kıymet verdiğimiz bor çok daha kıymetlenecek diye düşünüyoruz. Hani mevcut durumda zaten güneş panellerinde kullanımı, kalıcı mıknatıslarda, rüzgar jeneratörlerinde kullanımı birçok alan var. Bir de yeni gelen teknolojiler var. Özellikle şurada biraz altta da kalmış ama konumuz hidrojen ve borun da misyonu var. Bor hidrojen füzyonu ile alakalı önemli süreçler de var. Önceden göz ucuyla baktığımız bir konuydu ama patentleri gördüğümüzde biraz daha dikkat kesildik ve sonrasında artık prototipleri çıkmaya başladı bu bor hidrojen füzyonunun. Önemli firmalar var. Burada bir video var ama bunu geçeceğim. Prototipini açık açık videosu çekilmiş halde görmenizi isterdim. Tekrardan hidrojen depolama kısmına dönersek
Çalışma çerçevesinde de anlattığım gibi biz katı bor hidrojen bileşiklerini karbondan arındırılmış şekilde ve yeşil şekilde üretmeyi hedefliyoruz. Bu da Avrupa Horizon, Avrupa Birliği'nde Horizon projesi olarak hayata geçirilmiş bir projeydi. 8 ayrı ülkeden, Türkiye yok aralarında, ama 3 yıl boyunca süren önemli bir projeydi. Ve bahsettiğimiz konu üzerine çalışılmış ve önemli çıktıları olan bir rapor var sonuçta. Tabii biz en nihayetinde bu gösterdiğim çanak içerisinde bir platform oluşumuna gitmek istiyoruz. Bu işbirliğinden sonra adını da Güney Marmara Hidrojen Kıyısı diye koyduğumuz bir mutabakat metniyle birlikte genişlemeye çalışacağız. Çünkü bu işbirliği taraflarının dışında burada dahil olmak isteyen birçok firma, liman işletmesi var. Hep birlikte hareket edersek eminim daha güçlü bir yapıya dönüneceğiz diyebilirim. Hidrojen peroksit Ayşe bunlardan biri. Açıkçası 4000 saat metreküplük hidrojen kullanımı var ve bu konuyu önemsiyorlar. Kısaca genel müdürlüğünde mesajını iletmek isterim. Hidrojen peroksit sanayi ticaret AŞ'nin genel müdürlüğü. Biz HP olarak United Initiatives Holding'in bünyesinde bir tesisiz. Doğal gazı parçalayıp hidrojen gazı üretiyoruz bu sanayi tesisinde. Ama tabii yeşil hidrojen ve sıfır karbon hedefimiz çok güncel ve bu yönde adımlar atıyoruz. Kat edeceğinde çok devam var. Hayata geçirken bu girişime çok önem veriyorum. Bu sebeple de başta Güney Marmara Kalkınma Ajansı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hidrojen peroksit olarak ne yapılması gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Deniz üzerindeki RES ve GES hibrit planları da çok ilgimizi çekmekte. RES veya GES deniz üstü yatırımlarına maddi olarak yatırımı hemen yapmak için hazır olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu konuda özellikle çok heyecanlandırıyor bizi. Karbon nötr Güney Marmara hedefine ulaşmak için yürüyen bu yolda atılan her adımda bizim de olduğumuzu coşkuyla bildirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş son bölümlere geliyoruz ama bu konuya dahil olacak derneklerden, bu da Doktor Murat Durak, Deniz Üstü Derneği Başkanı. Onun da videosunu açabilirsek. Merhaba, ben Murat Durak. Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz karayüzlü rüzgar santrallerine 11.000 megawattlık bir kapasiteyi verdi 2022 Şubat itibariyle. Ancak biliyorsunuz Avrupa'da bu işler 1990'larda başladı. Biz de biraz daha 2005'lerden sonra özellikle hız kazandık. Avrupa'daki bu ivmeyi biz de yakalayabilseydi belki şu andaki kurulu gücümüz 20.000 megawatt olurdu. Kara üzerinde yakalayamadığımız baştan itibaren olan ivmeyi deniz üzerinde kaçırmamak için deniz rüzgar santrallerinde bir an önce bir strateji geliştirmemiz lazım. Bu strateji sadece deniz rüzgar santral proje yapımı değil. Aynı zamanda işin sanayisi, denizcilik sektörü, gemi imalatı, türbin imalatı, kule imalatı, temellerin imalatı ve hatta akademik ve araştırma geliştirme projelerinin de çalışmaların da mümkün mertebe ülkemizde yapılması gerekiyor. Biz bu amaçla deniz üstü rüzgar enerjisi, eğitim, araştırma geliştirme ve test merkezi kurulumu çalışmalarına başladık. Bu konuyla ilgili yurt dışından bir takım girişimlerde bulunduk, bazı niyet mevzuları imzaladık. Ve bu girişimi de Bandırma bölgesinde düşünüyoruz. Böyle bir test merkezine uygun olacağını düşünüyoruz. Bu konuda Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na bize tam destek verilebilir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın yaptığı GİK diye proje olan hidrojen enerjisi konusunda gerçekten inovatif, yenileyici bir proje olduğunu düşünüyoruz. O konuda tam desteği veriyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar teşekkür ederim. Evet, artık dediğim gibi bu işbirliğinde bir ticari kaygımız da var. Ülkeler şu anda birbirleriyle protokoller, anlaşmalar imzalıyor hidrojen ticaretiyle ilgili. İşte Avustralya ile Japonya'nın imzaladığı, Hollanda ve Şili, İzlanda ve Hollanda'nın imzaladığı anlaşmalardan bir örnek. Bu konuda uzun zamandır özellikle son dönemde görüştüğümüz Alman Türk Ticaret Odası ile önemli konuları istişare ediyoruz. Açıkçası burada önemli fırsatlar var. Almanya'da bizim en ciddi manada odaklanmamız gereken ülkelerden biri diye düşünüyorum.
Örnek veriyorum, şu anda Suudi Arabistan'da gidip bir proje yapıyorlar ve oradan amonyak ihracatını, ithalatını yapıyorlar. Biz Avrupa'nın çıkış kapısı olarak, yani Avrupa'ya çıkış kapısı olarak Marmara bölgesinin yenilenebilir kaynaklarını sonuna kadar kullanıp ihracat fırsatlarını da açıkçası aramalıyız diye düşünüyorum. Başkan bizim için bu girişim özelinde kendisine teşekkür ediyorum. Bir bildiri yayınladı diyelim. Onu da burada paylaşmış olayım. Almanya tabii neden ön plana koyuyorum? Hem koyduğu bütçeler hem de yaptığı projelerle çok bu konuda ön planda. Toplamda 62 projeye 2030'a kadar 9 milyar euroluk bir bütçe ayrılmış durumda. Tabii bizim işbirliği kapsamında ve oluşturacağımız bu platformda şöyle bir avantajımız da olacak. Malumunuz Enerjisa'nın %50 hissedarı Alman İON ve aynı zamanda biraz önce hidrojen peroksitten bahsettik. %100 Alman sermayeli bir şirket. Dolayısıyla burada özellikle yapılacak işbirliğinde bu ortaklığın ve platformumuza dahil olan bu firmaların önemli etkinlikleri olacak diye düşünüyorum. Bu konuda gelişmiş görüşmeler var ama sonuçlarını inşallah kısa bir zaman sonra bütün kıymetli yöneticilerimize ayrıca açıklamak istiyorum. Ama burada burada zamanımız pek yok. Tabii nihai hedefimiz bu hedef bölgede karbon nötr bir alan, ekonomiye kavuşmak. Bu bizim uzun zamandır yapmakta olduğumuz bir çalışmaydı. Açıkçası Marmara bölgesine İzmir'i de ekleyerek yaptık. Malumunuz bu bölge her açıdan baskı altında. İşte %10'luk bir alanda %37'lik neredeyse 36'lık bir nüfus yaşıyor. Çevresel baskıları yiyor. Türkiye'nin bütün sanayi girişimlerinin yarısı bu hedef bölgede. Dolayısıyla aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları açısından da çok kıymetli bir alan olduğu için buranın dönüşüm sürecinde öncelikli alan olmasını istiyoruz. Verilerin detaylarına girmeyeceğim. Tabii amacımız şu, eğer bu platform sürecinde, işbirliği sürecinde kurumsal bakış açılarını bir kenara bırakıp ortaklığın bakış açısını geliştirirsek uzun vadede, orta vadede geriye döndüğümüzde baktığımızda çok önemli işler yaptığımızı ümit ediyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Enerji Yöneticisi Sayın Mehmet Volkan Duman sunumunu gerçekleştirdi. Şimdi firma sunumlarına geçiş yapıyoruz. İlk olarak enerji üretim proses izleme ve yardımcısı Doktor Kahraman Çoban'ı davet edeceğim. Enerji üretim AŞ Bandırma Enerji Müdürlüğü'nde proses izleme ve ARGE çalışmaları müdür yardımcısı olarak görev alan Kahraman Çoban, ODTÜ Havacılık Mühendisliği mezunudur. Gaz türbinleri, biyoyakıt ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla doktora derecesine sahip olup ulusal, uluslararası konferans ve dergilerde yayınları bulunmaktadır. İşletme proses verilerinin analizi, performans hesapları mühendislik faaliyetlerini yürütmektedir. Sürdürülebilir yeni teknolojiler üzerinde araştırmalar ve işbirliği çalışmalarıyla hidrojen alanında proje çalışmalarını yürütmektedir. Çoban sunumu için bizlerle beraber. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürüm, salondaki ve ekran başındaki değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kısa sunumda enerji üretim ve bandırma sahasında neler yapıyoruz? Buradaki faaliyetlerimiz neler? Kısa bilgilendirme vermek istiyorum sizlere. Biz enerji üretim şirketi olarak Alman İON ve Sabancı Holding ortaklığında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ağırlıklı olarak enerji üretim, farklı teknolojideki santrallerimize elektrik üretimi yapıyoruz. Çevre dostu teknolojilerle etkin ve verimli bir portföye sahibiz. Bunun yanında üretimin yanında ayrıca gün öncesi, gün içi ve dengeleme güç piyasasında faaliyetlerimizi, elektrik ticaretimizi ve farklı varlıkların ticaretlerini yürüterek de sektörümüz önemli bir enerji ticaret oyuncusu olarak bulunmaktayız. Enerji üretimin Türkiye'nin farklı lokasyonlarında çeşitli teknolojilere dayanan yaklaşık 25 tane
23 tane santrali bulunmaktadır. Bunlara şöyle kısaca bakarsak, Adana, Maraş, Artvin ve Trabzon'da 12 tane hidroelektrik santralimiz var. Bunların kurulu güçleri 1350 MW civarında. Yine Çanakkale, Dağpazarı ve Balıkesir'de 3 tane rüzgar santralimiz var. 211 MW civarında bir kurulu gücümüz var. Bandırma, Balıkesir, Adana ve Karabük'te 4 tane güneş santralimiz var. Toplam kurulu gücümüz yaklaşık 10 MW. Yine Bandırma ve Kocaeli'de 1500 MW'ı biraz üzerinde kurulu güce sahip bir doğalgaz çevrim santrallerimiz var. Ve son olarak da Adana'da Tufanbeyli'de bir tane yerli lignit kömür santralimiz bulunmakta. Tabii enerji üretim olarak yakın zamanda gündemimize aldığımız yenilenebilir elektrik üretim yatırımlarımız bulunmakta. Bunlar özellikle 565 MW kurulu güce sahip Kayseri, Çanakkale ve Aydın'daki rüzgar santrali yatırımlarımız. Kayseri için kurumlarımıza, kurum faaliyetlerimize ve tedarik sürecimize başladık. Yakın zamanda Çanakkale ve Aydın için de faaliyetlerimiz başlayacak. Aynı şekilde bu yıl içinde Bandırma ve Adana'da 16 MW kurulu güce sahip santrallerimizde, güneş santrallerimizi devreye alacağız. Bunların artarak devam etmesini planlıyoruz. Bir şekilde yakın zamanda portföyümüzün çoğunluğunu yenilenebilir elektrikten elde etmeyi hedeflemekteyiz. Az önce de bahsettim. Enerjisa üretimin yanında elektrik ticareti, gaz ticareti, fiziksel ve finansal ürünlerin ticaretlerini de yürütmekte. Burada da önemli bir oyuncuyuz sektörde. Buna göre de şirket organizasyonumuzu esnek bir şekilde yapılandırmış vaziyetteyiz. Burada geliştirdiğimiz, kendi içimizde kullandığımız enerji ticaret sistemleriyle de piyasa işlemlerini bunun için esnek ve verimli bir şekilde yapmaktayız. Peki, bu protokolümüzün de ana gündem maddesi olan Bandırma'ya bakarsak, biz Bandırma'da, Volkan Bey de az önce bahsetti ama Güney Marmara sahilinde yer alıyoruz. Bandırma Çanakkale Karayolu'nda 26. kilometredeyiz. 2 milyon metrekare civarında bir alana yerleşmiş bulunmaktayız. Aşağıda gördüğünüz şekilde Yunanistan-Türkiye doğalgaz boru hattından aldığımız doğalgazla 2010 yılında kurduğumuz Bandırma 1 doğalgaz santraliyle burada faaliyetlerimize başladık. Mitsubishi ile teknolojisini kullanıyoruz burada. Sonra 2016 yılında ise Bandırma 2 santralini devreye aldık. Burada da Siemens'le birlikte bu santralimizi kurduk. Ve her iki santralimiz de şu an aktif bir şekilde çalışmakta. Bu alanda ayrıca 2 MW'lık bir güneş santralimiz ve bir de Bandırma 1 santralimizin soğutma suyunu denizden aldığımız için bunun dönüşündeki enerjiyi de kullanmak amacıyla bir hidroelektrik santrali 2014 yılında devreye alındı. Böylece bu Bandırma enerjisi üstünde hem termik hem de yenilenebilir yatırımlarımızı birlikte kullanıyoruz. Tabii hidrojen önemli, geçtikçe de önemi artıyor ve 2035 enerji üretim için karbon nötr olma hedefi bulunmakta. Burada da hidrojenin biz bir süredir de araştırmasını yapıyoruz. Yani elektrik üretiminde hidrojen ve bu konuda bilgi birikimimizi nasıl artırabiliriz? Burada faaliyetlerimizi nasıl konumlandırabiliriz? Burada bir prototip çalışmasını yapmaya karar verdik bu kapsamda. Burada da Bandırma 2 santralimizi gündeme aldık. Jeneratörümüz var. 600 MW'lık bir jeneratörümüzün soğutması hidrojenle yapılmakta. Bu hidrojen piyasadan aldığımız hidrojen tüpleriyle sağlanıyor. Fakat biz bunun yerine sahada yeşil hidrojenle küçük bir elektrolizör ve depo teminiyle birlikte bu yıl içinde, ilk yarısı içinde bir deneme üretimi yapmayı planlıyoruz. Ve buradaki edindiğimiz bilgi birikimi, saha tecrübesini de bu protokol kapsamında yapacağımız çalışmalara da katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ve ileriki aşamalarda buralardan elde edeceğimiz bilgi birikimi işbirlikleriyle birlikte elektrik sektöründe hidrojen artık bir alternatif yakıt olarak yavaş yavaş gündeme gelmeye başlıyor. Takip ediyorsanız bazı gaz türbini üreticileri de bunlarla ilgili farklı karışım oranlarında ve yakın zamanda belki %100 oranında hidrojeni de kullanabilecek teknolojiler üzerinde çalışıyorlar.
Biz de bu teknolojileri ülkemize kazandırmak, şirketimize kazandırmak ve bunlarla ilgili de bilgi, teknolojiyi kaçırmama adına çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bandırma 1 santralimizde örnek olarak Mitsubishi teknolojisini kullanıyoruz. Burada Mitsubishi ile yaptığımız görüşmelerde teknik olarak %5-30 civarında bir hidrojen doğalgaz karışımının bu türbinlerde kullanılabileceğini öngördük. İleriki dönemlerde daha büyük bir elektrolizör kapasitesiyle, daha büyük yenilenebilir elektrik kapasitesiyle belli oranlarda hidrojenin doğalgazla karıştırılarak santrallerimizde kullanılması ve böylece emisyon değerlerimizin ayrıca düşürülmesini ve santrallerimizin de etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Son olarak bandırma enerji üssünü biz bir araştırma alanı olarak konumlandırdık ve girişimcilere, akademik dünyaya ve farklı şirketlere bu konularda çalışmak isteyen kişilere de açtık ve bu sahada denemelerini yapmak için de destekliyoruz. Birkaç tane örnek vermek istiyorum burada. Biz işte dengeleme, frekans kontrolü ve kapasite hesaplaması gibi bazı algoritmalar üzerinde çalışıyoruz. Bunların da ileride biliyorsunuz batarya teknolojileri de yakın zamanda gündeme gelmeye başlıyor. Batarya çözümleriyle birlikte biz yenilenebilir teknolojileri nasıl entegre edebiliriz, nasıl kullanabiliriz konusunda fizibilite araştırmaları ve bunlarla ilgili tedarik, olası tedarik yöntemleri neler olabilir ya da nasıl araştırmalar yapabiliriz, bu konulara çalışıyoruz paralelde de. Aynı şekilde bir yeni bir geliştirilen küçük bir rüzgar türbini, akış hızlandırıcı küçük tipinde bir rüzgar türbiniyle tedarik ettik. Bununla ilgili bir girişim firmasıyla da çalıştık ve santralimizde kurulumunu yaptık ve sahada bu tip türbinlerin performansını inceleyerek alacağımız verilerle buradaki gelişmelere de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kombiler nasıl olacak? Efendim? Kombiler girişimciler nasıl olacak? Yani bu özellikle bizim de çok üstüne durduğumuz bir şey. Yani diyorsunuz ya girişimcilerle çalışıyoruz. Yani bu tesisten faydalanmak isteyen ya da geri burada test vesaire yapmak isteyen girişimci ya da kombiler nasıl bulacak sizi? Bakalım şöyle bir... Şöyle bir düzenek başlatıyoruz şimdi. Geçen seneden itibaren yaklaşık 4 tane startupla işbirliğimiz oldu. Farklı zeminlerde yaptık. Önlerinin açılması için kendi tesislerimizi imkan olarak kullanmalarını sağlamaya çalışmıştık. Ve işbirliği beklentisindeki ana beklentimiz onların yol alması olmuştu. Şimdi Bandırma'daki bu yerleşkemiz araştırma çalışmaları için güzel özellikler barındıran bir yerleşke. Çünkü bir 650 metrelik kıyı şeridi var. 3,5 kilometre doğru içeriye doğru da devam ediyor. Yerleşim büyüklüğü 200 hektarın üzerinde. Aynı zamanda şu an 4 tane teknolojiye ev sahipliği yapıyor bu yerleşke. 2 tane doğalgaz santrali var. Türkiye'nin en verimli doğalgaz santralleri. Soğutma sisteminin üzerinde kurulmuş olan bir hidromekanik tesisimiz var. Güneş santralimiz var içerisinde. Şimdi ilk defa bir de rüzgar türbinimiz olmuş oldu. Bu birinci yarıda inşallah sizle beraber işbirliği parçası olarak da yeşil hidrojeni de üretmiş olacağız ve diğer çalışmaları yapıyor olacağız. Muhtemelen ikinci çeyreğin içerisinde bu yıl bütün startuplarla işbirliklerin modelleri nasıl olur, hangi sistemlerde çalışırız diye onun dış dünyaya tanıtımını yapacağız. Biz geçen sene kısa çaplı denemeleri kendi network'ümüz üzerinden yapmıştık. Şimdi onu bütün Türkiye'ye duyurduğumuz bir mekanizmayla yapıyor olacağız. Şimdi iki startupla görüşme halindeyiz. Örneğin onlara MIT modeline benzer bir modelle kendi tesisimizde belirli bir süre kalmaları, bütün kapıların açılması, deneme imkanı verilmesi, ara ara ilerleme takibinin yapılması ve ona göre sürenin uzatılması, işbirliğinin uzatılması gibi modelleri çalıştık. Onun dış dünyaya duyurmasını inşallah bu yılın ikinci çeyreğinde de yapıyor olacağız. Böylelikle şey tanımlı olmuş olacak. Bir kobi, bir startup, bir fikir sahibi bize nasıl ulaşabilir, hangi parkurlardan geçer, biz ne imkanlar tanıyabiliriz, beklentimiz ne olur, onların çalışma tarzı ne olur diye onları tanımlayabiliyor olacağız. Amacımız bizdeki bütün teknoloji adreslerinin artı İstanbul ofisin dış dünyaya bu manada açılıyor olması. Son olarak da santrallerimizde biz dijitalleşme operasyonel mükemmellik çalışmaları kapsamında
tüm verilerin anlık olarak izlenmesi ve sistemlerin matematik modellerinin yapılması ve performans hesaplamaları ile mühendislik çalışmaları yapılarak daha etkin, daha verimli önce ve operasyon yapmak ve kestirici bakım faaliyetlerinde bulunmak hedefiyle çalışmalarımızda ayrıca devam ettiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Protokolle tüm paydaşlar ve ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Çok sağ olun. Enerji Üretim Proses İzleme ve Ar-Ge Çalışmaları Müdür Yardımcısı Doktor Kahraman Çoban'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de Aspilsan Enerji İstanbul Ar-Ge Müdürü Doktor Emre Atay ile devam edeceğiz. Lisansını İTÜ Makine Mühendisliği'nde bitirdi. Gebze Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı. Tez konusu hidrojen teknolojileri ve yakıt pilleri üzerineydi. Doktorasını aynı üniversitede hidrojen yanmasının moleküler dinamik analizi üzerine yapmakta. Sanayide talaşlı imalat, akademide proje asistanlığı, araştırma görevliliği ve öğretim görevliliği tecrübeleri bulunuyor. 2018 yılından bu yana Aspilsan Enerji'nin İstanbul biriminde hidrojen ve yakıt pili teknolojilerinde ürün geliştirme yapan İstanbul Ar-Ge Merkezi'nin müdürlüğünü yürütüyor. Doktor Emre Atay'ı sahneye davet ediyorum. Çok değerli protokol üyeleri, değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Öncelikle böyle bir törende, bu şekilde bir oluşumda bulunarak ve burada söz alıp sunum yapma fırsatı bulduğum için duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Sunumumda çok kısaca niçin hidrojene geçiyoruz? Türkiye'nin hidrojenle ilgili ihtiyacı, Avrupa Birliği'ndeki hidrojen durumu nedir? Sonrasında da bu motivasyon kaynaklarını anladıktan sonra Aspilsan niçin bu alana girdi ve Aspilsan ne yapıyor olarak bu başlıklar altında sizlere bir takım bilgiler aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki yenilenebilir enerji serüveni başladı tüm dünyada. Türkiye'de de büyük bir hızla bu devam ediyor. Yenilenebilir enerji kavramının beslendiği iki ana faktör var. Enerji talebi ve iklim konuları. Bunlara çok değinmeye burada gerek duymuyorum. Ancak son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının iyice kapasitelerinin de artmasıyla birlikte bu unsurlara yenilenebilir enerji kaynaklarındaki hem gün içi hem de mevsimsel dalgalanmalarında eklenerek enerji verimliliği isimli bir problemi ortaya çıkarmasıyla birlikte ortaya yeni bir aktör yeniden çıkıyor. Aslında hidrojen eski bir aktör ancak yeniden bu enerji dengelenmesi konusunda önemli bir rol üstlendiği, özellikle de hidrojen taşıyıcısı, enerji taşıyıcısı olarak hidrojen önemli olduğu için yenilenebilir enerji konseptine artık hidrojen de eklendi ve artık bu yeni enerji sistemine hidrojen ekosistemi ismi verilmeye başlandı. Hidrojen ekosistemine geçişle zaten kullanıyoruz. Enerjiyi bedavaya getirebiliyoruz. Bunun yanında bir de işte hidrojen ekleyelim. Mevsimler düzelsin, iklim düzelsin, enerji verimliliği artsın. Evet ama bunun olabilmesi için çok uzun yılların geçmesi gerekebilir, gerekecek. Dediğimiz yeni enerji ekosisteminin oturmasıyla da doğrudan ilişkili bir konu. Yine zorlayıcı unsur olarak az önceki şeylere, etkilere ek olarak
karbon vergisi gibi bir kavram literatürümüze giriyor. Hem Türkiye'de hem yurt dışında pek çok yerde. İklim değişikliği konusu artık yani 1.5 derece konusunu hepimiz biliyoruz. Bu hepimizi ciddi anlamda çocuklarımızı, torunlarımızı etkileyecek bir konu. Ben şunu hep söylüyorum. Belki bugün işte fiyatlardan şikayet ediyoruz. Enflasyon vesaire gibi konular var. Dünyada bir takım ekonomik krizler var. Evet, ama iklim değişikliği bize 20, 30, 50 sene sonra markete gittiğimizde fiyatından şikayet ettiğimiz şeyleri bulamama riskini de ortaya çıkartıyor. Yani bir kuraklık, susuzluk gibi konular da önümüzde ciddi anlamda bir sorun teşkil ediyor. Enerji arzında yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bu konu yine ciddi anlamda dünyanın önünde iklimle birlikte duran sorunlar. Bunların yanında Volkan Bey bahsetti, COP26 geçtiğimiz yıl yapıldı. Kyoto ile başlayan ve Paris ile en son bizim yine gündemimize giren bu yol haritaları da hem Avrupa'da hem Avrupa'yı çokça takip eden ülkemizde bu hususlara yönelik olarak politikalar üretmenin zorunluluğunu beraberinde getirdi. Burada Avrupa Birliği'nin bazı hedeflerinden bahsetmek istiyorum. Hidrojene geçişle ilgili niçin hidrojene geçiş var? Hidrojenden daha yeni bir teknoloji olursa ne yapacağız gibi bazen sorularla ben karşılaşıyorum. Fakat hidrojen öyle bir durumda ki şu anda artık periyodik tablo ile ilgili bir konu. Yani periyodik tabloda hidrojenden daha hafif, daha farklı bir artık molekül yok. Yani dolayısıyla yani 20 sene, 50 sene sonra daha farklı bir teknoloji çıkamaz mı gibi soruları da bir anlamda bu cevap niteliğinde olabilir. Karbon salınımının %55 oranında azaltılması 2030 hedefi Avrupa Birliği'nin. Fit for 55 olarak isimlendirdikleri bir hedef. Ve 2050 yılında sıfır karbon hedefi var. Avrupa Birliği 2050 yılında tüm Avrupa Birliği ülkelerinde doğalgazı %100 olarak hidrojenle değiştirmeyi, dönüştürmeyi hedefliyor. Bu amaçlara yönelik olarak kurulan bazı kurumlar var. European Clean Hydrogen Alliance bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Biz ASPİSAN olarak da bu kuruma üyeyiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Hydrogen Council isimli yine ve bunların dışında pek çok kuruluş var. AB ülkesi olmayanlara fon desteği gibi bir mesela kararı var Avrupa Birliği'nin. Güney Afrika'ya mesela 8,5 milyar euro, Türkiye 3,3 milyar euro gibi bir şey ayrıldı. Yine Avrupa Birliği'nin 2030 yılı için bir elektrolizör kapasite hedefi var. AB içerisinde 40 gigawatt ve AB'ye komşu ülkelerde de 40 gigawatt olmak suretiyle elektrolizör kapasitelerinin büyütülmesiyle ilgili ciddi bir hedefi var. Aşağıda da HQ Global Stiftung isimli Almanya'nın belirlediği bir proje. Bu da yıllık olarak dışarıdaki ülkelere 9 milyon euro bütçe verecek. Onlara elektrolizör yaptıracak ve üretilen hidrojeni de alma garantisiyle birlikte böyle bir proje ortaya koyuyor. Bütün bunlar hidrojenin önümüzdeki duruşu ile ilgili fikir vermesi açısından anlamlı. Yine burada 2040 yılına ait bir boru hattı haritasını görüyoruz. Mevcut hat Temmuz 2021'de 40 bin kilometreydi. Yeşil alanlar inşa edilmiş yerler, sarı alanlar yeni inşa edilenler. Kırmızı çizgilerle, kesik çizgilerle ise muhtemel potansiyel hatları görüyorsunuz. Özellikle sağ alt taraftaki kırmızı çizgiye dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'ye oldukça, yani Türkiye'yi ilgilendiren bir hat kısım orası. Türkiye'nin de önümüzdeki yıllarda bu hub'ın, hidrojen hub'ı denilen bu sistemin önemli bir parçası, hatta belki de ana dağıtım noktalarından bir tanesi olmasına yönelik bazı önemli görüşler var. Burada dünyadaki hidrojen fiyatları ve elektrik fiyatlarına olan ilişkisiyle ilgili bir grafik var. Görüyorsunuz ki 2050 yılına kadar 1000 dolar bölü kilowatt
tam yaklaşık olarak 130 dolar bölü kilovatlara kadar bu fiyatların düşmesi öngörülüyor. İki ayrı senaryoda bu incelenmiş. Elektrik fiyatına çok bağlı. Biliyorsunuz ki elektrolizör sistemleri elektrikle su beslenerek çalışır. Dolayısıyla elektriğin kendisinin maliyeti de hidrojenin maliyetine doğrudan etkide bulunuyor. Sağ tarafta da yenilenebilir enerji kaynağının kapasitesinin kullanımı ile ilgili olarak bir seviyelendirilmiş maliyet grafiği var. Bir yenilenebilir enerji kaynağı ne kadar yüksek kapasitede kullanırsanız maliyetlerinizi de o kadar aşağıya çekebiliyorsunuz. Buraya birkaç tane Türkiye ile ilgili haber koydum. Türkiye'de neler oluyor? Tüpraş 2050'ye kadar toplamda 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını, böyle bir hedefi olduğunu açıkladı. 2035'e kadar bu hedef 5 milyar dolar, 2050'ye kadar 10 milyar dolar. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin Türkiye ile ilgili bir önemli tespiti var. 2050 yılında Türkiye'de sadece %10 kadar bir hidrojen ikamesi olması durumunda 1.9 milyon ton yeşil hidrojen ihtiyacı oluşacak şeklinde. Yine bu haberi destekleyecek bir bilgi olarak da yine haber olarak 2050 yılı içerisinde 2050'ye gelindiğinde eğer beklenen yatırımlar gerçekleştirilebilirse Türkiye ekonomisine bunun toplam katkısı, tüm toplam kümülatif katkısı 6 ila 8 milyar dolar arası olacak diye öngörülüyor. Türkiye'de de yine doğalgaz hatlarına hidrojen katılması malumunuz gündemde söz konusu. Daha önceki konuşmacılarımızla bahsettim bundan. Sadece %5'lik bir hidrojen karıştırılma durumunda 2.4 milyar metreküplük bir hidrojen ihtiyacı doğuyor. Tüm bu hidrojen ihtiyacının hepsinin kısa sürelerde tabii ki yenilenebilir enerji ve elektrolizör sistemleriyle karşılanması çok zor, ancak hedef bu. Gidilmesi gereken yol, yapılması gereken bu. Aspilsan biliyorsunuz ki batarya, pil konularında faaliyet gösteren bir firma. 2018 yılında yakıt pili alanına ve hidrojen teknolojileri alanına girmeye karar vererek İstanbul'da bir birim açtı. İstanbul Ar-Ge Merkezi, Teknopark İstanbul'da. Şu anda 40 metrekarelik, toplamda da 170 metrekarelik bir ofis alanımızda laboratuvar ve atölye aşamasında prototip geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Elektrolizör sistemlerine yönelik olarak katalizör, bipolar plak, toplam plakası, membran elektrot takımı gibi alt bileşenleri yapabiliyoruz. Ve bu yakıt pili elektrolizör dizinlerini oluşturabiliyoruz. Bunların entegre olacağı çözüm sistemlerini tasarlayabiliyoruz. Bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz kapasite geliştirme suretiyle. Aspilsan'ın makro hedefleri ticari ürün geliştirmek. Elektrolizör ve yakıt pili bağlamında satılabilir, ticari, dünyadaki diğer rakipleriyle yarışabilir ölçekte ürünler geliştirmek. Bunların alt bileşenlerini de mümkün olduğu surette yerleştirmek ve bu hedefe de yine paralel bir şekilde sektör maliyetlerini aşağıya çekmek, sektörde de bu anlamda lider olmak gibi hedefleri var Aspilsan'ın. Stratejik hedef olarak belirlediğimiz 2022 sonuna kadar 2 kW test aşamalarını geçmiş bir sistem, sonrasında 10 kW'lık ve 2030 yılına gelindiğinde de megawatt seviyelerinde hem elektrolizör yapabiliyor duruma gelme hedefi var Aspilsan'ın. Daha önce yaptığı ufak çaplı kapasiteli prototipler bunlar. Bunlar da yine bu hedeflerin daha görselleştirilmiş versiyonları. Bunlar Nel firmasına ait görüntüler. Endüstriyel bir elektrolizör bu şekilde, yani fikir edinmesi açısından, Aspilsan'ın da hedeflerini anlatması açısından bunları da bu şekilde göstermek istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aspilsan Enerji İstanbul Ar-Ge Müdürü Doktor Ebru Atay'a çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki sunumumuz TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi Kıdemli Baş Uzmanı Doktor
Doktor Fehmi Akgün olacak. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini makine mühendisliği enerji anabilim dalı alanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde almıştır. Amerika Birleşik Devletleri Ohio Devlet Üniversitesi'nde TÜBİTAK NATO burslusu olarak doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. Çalışma alanları enerji sistemlerinin sayısal modellenmesi ve optimizasyonu, sanayide enerji verimliliği, yakıt pilleri, hidrojen üretimi, gazlaştırma ve benzeri teknolojiler ve uygulamalarıdır. 1997 yılından beri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde kıdemli baş uzman araştırmacı olarak çalışmaktadır. Bu süreçte ulusal ve uluslararası çok sayıda ARGE projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Doçent Doktor Fehmi Akgün bizlerle birlikte. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Sayın Genel Müdürlerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde hidrojenle ilgili kısa bir kesit vermeye çalışacağım. TÜBİTAK MAM 2022 yıldan bu yana hidrojen ve hidrojenle ilgili alanlarda teknoloji geliştirmeye yönelik nitelik faaliyetler hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde birçok projede yer almıştır. Yürütücülük ve de ortaklık şeklinde. Dolayısıyla ben tabii bu süre içerisindeki bütün projeleri buraya sunma imkanım yok ama hidrojenin özellikle şu anda aktif olan bazı projelerden kısa bilgi vermeye çalışacağım. Bu süreç içerisinde TÜBİTAK MAM'da ciddi anlamda bir teknolojik bilgi birikimi hem insan altyapısı olarak hem de bilgisayar altyapı olarak oluşmuş durumda. Son dönemde biz ağırlıklı olarak TÜBİTAK MAM'da işte enerji dönüşüm teknolojileri diyebileceğimiz ki burada yeşil ve mavi hidrojen üretim teknolojisi, karbondioksit tutma ve değerlendirme. Özellikle hidrojen diyoruz, hidrojen temelde gereksinim kaynağı esasen iklim değişikliğinde mücadele bir ayağı bu. Bir diğer ayağı da tabii ki yenilenebilir enerjinin artması ile birlikte depolama problemlerinden dolayı hidrojen üretip onu farklı amaçlarla kullanabilmeydi. O yüzden karbondioksit ve değerlendirme. Tabii ki hidrojen en önemli kullanım alanlarından bir tanesi yakıt bir teknolojileri. Yine biz hidrojeni normalde doğal bir element değil evrende. Dolayısıyla biz bunu ya bir şeye, katıya, gaza, sıvıya ya ısı vereceğiz, ya elektrik vereceğiz ya da ışın vereceğiz. Dolayısıyla bütün bu malzemelere bunları vererek hidrojen formülüne dönüştürüyoruz. Dolayısıyla hidrojen deyince sadece sudan değil, kömürden de, biyokütleden de, atıklardan da diğer sıvı ve katı yakıtlardan da üretmek mümkün. Dolayısıyla bizim geçmiş dönemde de yine hem kömürden hem de biyokütleden halen hidrojen üretim teknolojileri, hidrojen üretimlerinin bu teknolojiler var. Burada hızlı geçeceğim. Bizim özellikle TÜBİTAK MAM'da mevcut enerji teknolojileri alanda hem üretim, iletim, dağıtım, depolama ve son kullanımına göre muhtelif teknoloji alanları var. Özellikle burası elektrik tarafını, buraya geçiyorum. Özellikle yine hidrojene geldiğimiz zaman ki hidrojen verdiğinde en büyük problemlerden bir tanesi de hidrojenin depolanması. Depolama dediğimiz zaman da bor, Türkiye'de işte %70 rezervi Türkiye'de. Dolayısıyla bor bileşikleri ile hidrojeni depolamak ve istendiği zaman tekrar hidrojene dönüşüp son kullanımda kullanmak. Özellikle yine bu konsorsiyumun kapsamına da uygun olarak bor ve bor bileşikleri, ki bu da sodyum bor hidrojeni kastediyorum, bunun yakıt pilli araçlarda kullanımına yönelik geçmiş dönemde ve şu anda aktif olan proje, iki tane projemde. Bu sarıyla gördüğünüz tamamen onboard olarak araç üzerinde sodyum bor hidrojeni üretip 5 kW'lık yakıt pili ile tahrik edilen bir aracı görüyorsunuz. Hemen alttaki hibrit sistem, hem batarya hem de yakıt pili var. Yakıt piline ihtiyaç duyduğu hidrojeni yine sodyum bor hidrojenden hidrojeni üretip yine yakıt piline besliyoruz. Sağdaki, ortadaki resim bor hidrojenden hidrojen üretimine yönelik sistemi görüyorsunuz. Sağdaki de şu anda yeni bitti. Bugün itibariyle bizim Marmara Araştırma Merkezi kampüsüne geldi test yapmak üzere. Burada da karada bor hidrojen hidrojeni üretip araç üzerinde depoluyoruz ve burada da 10 kW'lık yakıt piliyle range extender amaçlı kullanıyoruz aslında. Bir aracı Genova firması ile beraber yürüttüğümüz bir araç yine yakıt pili hidrojenli araç. Biz hidrojeni ulaşım sektöründe, evsel uygulamalarda ve sanayide kullanıyoruz.
yine TÜBİTAK bandında yürüttüğümüz geçmiş dönemde 5 kW'lık elektrik, 30 kW'lık da termal ısı olarak geliştirdiğimiz kojenerasyon sistemini tamamlamıştık. Şu anda da 2 kW'lık bir sistem ki bu saha uygulamasını, bunları da son aşama, son prototip aşamasına gelmiş durumdayız. Ve burada Enerji Bakanlığımızın bahçesine koyacağız. Haziran gibi bitip tamamlamayı hedefliyoruz. Bir başka yine çok konuşuldu. Hidrojen dedik ya, sudan üretimi ki şu anda özellikle yenilenebilir enerji ve rüzgar ve güneşi ile kesikli enerjide dikkate aldığımız zaman elektrolizör son derece önemli. Geçmiş dönemde laboratuvar ölçekli bazı denemelerimiz olmuştu ama şu an itibariyle 10 kW'lık TEM tipi elektrolizörün geliştirilmesi projesi. Yaklaşık 6. ayındayız. Dolayısıyla önümüzdeki senenin ortalarında bu 10 kW'lık ilk prototipimizi çıkartıyor olacağız. Ondan sonra da bunu kademeli olarak büyütmeyi hedefliyoruz. Tabii hidrojen diyoruz. Hidrojen sadece bir modül değil. Onun saflaştırması, ayrılması sonraki aşamada hem oksijenden hem hidrojen çok daha geniş bir çerçevede bir sürü uzmanlık alanını birlikte bünyesinde barındırıyor. Bir başka projemiz, hidrojen sadece sudan değil dedik, işte her kömürden, biyokütleden ve atıklardan üretmek mümkün. Burada da bir başka biyokütleden hidrojen üretimine yönelik bir prototip sistemi görüyorsunuz. Yine bu da MAM kampüsünde kurulmuş durumda. Biz son dönemde Termark Enerji Bakanlığımız, Hidrojen Türkiye'de muhtelif Cumhurbaşkanlığımızın ve Türkiye'deki bazı organizasyonların hidrojen teknolojilerine yönelik ya da hidrojen politikalarına yönelik bu telif yol haritası çalışmaları var. Türkiye'de de Enerji Bakanlığı bünyesindeki Termark bize bir görev verdi. Özellikle hidrojen ve hem de karbondioksit olmak üzere iki ayrı teknoloji alanında Türkiye için yol haritası hazırlamaya çalışıyoruz. Bu teknolojileri normalde bir vizyon, politika ve uygulama planı şeklinde oluşturmak bizim gerekiyor. Bizim buradaki çalışmalarda daha çok teknoloji tarafına odaklanmış, politika ve uygulama tarafını bir tarafa bırakarak daha çok teknolojiyi geliştirmeye odaklandığımız bir yol haritası. Yine geçen hafta, son iki haftadır bununla ilgili bir iki dizi çalıştaylar yapıldı. Dolayısıyla şu anda son aşamaya geldik. Hidrojen'de dediğimiz gibi yenilenebilir enerji, nükleer, doğalgaz, kömür, biyokütle her türlü şeyden üretilebiliyor. Ve son aşamada da ulaşımda, sanayide, evsel uygulamalarda bu tip yerlerde kullanma imkanı var. Aynı benzer şeyi karbondioksit için de şu anda tamamlıyoruz. Onun da 9 aylık bir projeydi. Şu anda 4 önce ayını bitirdik. Tamamen karbondioksit tutma, karbondioksit depolama ve karbondioksiti değerlendirme aşamalarına baktığımız zaman hidrojen ve karbondioksit aslında iki kardeş. Karbondioksiti değerlendirebilmek için bir başka hidrokarbonu dönüştürebilmek için hidrojene ihtiyacımız var. Dolayısıyla karbondioksit yadettiğin değişikliğiyle mücadelede hidrojen önemli bir bileşen durumda. Bir başka projede yine Türkiye Enerji Bakanı TK ile birlikte geçmişte tamamlamamız kömür ve biyokütleden yakıt üretimine yönelik tamamlanan bir projeydi ki ağırlıklı dizel, mazot, nafta gibi yakıtlar elde edilmesine yönelik. Son dönemde bunu şu anda özellikle hidrojen ve sonrasında da amonya üretimine yönelik kömür biyokütle bu atık da olabilir. Amonya'ya kadar gidebilecek bir projenin şu anda kurgusu aşamasındayız. Burada özellikle görüyoruz, şu an özellikle yenilenebilir enerji payını gördüğünüz zaman işte biz kömürden gazlaştırma yoluyla bir ürüne gidiyor iken karbondioksiti tutuyoruz. O karbondioksiti eğer yenilenebilir enerjiden üretilen bir hidrojen var ise yine o hidrojenle karbondioksiti birleştirdiğimiz zaman yine farklı formlardaki, farklı zincirlerden oluşan hidrokarbonlara gidiyoruz. Aslında kömür dediğimiz zaman, kömürde üretilen hidrojen, mavi hidrojen diyoruz. Yine bacasız, bacadan karbondioksiti salmıyoruz. Onu da bir farklı bir hidrokarbon, kimyasal olabilir, sıvı yakıt olabilir. Dolayısıyla şu anda işte bütün malzemeler, masadan cep telefonuna kadar aslında farklı rafineri ürünleri, kimyasal ürünler. Dolayısıyla kömürden de hidrojen üretmek mümkün. Bir başka aslında bizim Marmara Araştırma Merkezi'nde farklı çalışma grupları bünyesinde özellikle kimyasal proseslerden ki bir hidrojen üretimi diyelim, karbondioksit değerlendirmesi diyelim bir
proses gazın temizlenmesi, ayrıştırılması, saflaştırılması gibi bir sürü uzmanlık alanı ve alt kesenler gerekiyor. Bir başka grubumuzun da yaptığı çalışmalar. Özellikle borla ilgili dendiğinde yine Etimaden'de, geçmişte ve Boren'de bizim tamamladığımız hem hidrojen ve yakıtlı tarafında hem de bor hidrojen üretimi tarafında tamamlanan projeler vardı. Geçmişte bor hidrojen üretimiyle ilgili pilot tesis kurulmuş idi. Şu anda da trimetil borat üretimine yönelik bir proje şu anda devam ediyor ve 25 ton böyle yıl kapasiteli bir proje. Şu anda da kurgu aşamasında olan ya da fikir aşamasında olan 50 ton böyle yıl kapasiteli sodyum bor hidrojen üretimine yönelik belli teknik özellikleri olan bir projenin de umut ediyoruz ki başlatılmak üzere diyebiliriz. Bu konuda farklı uzmanlık alanları gerekiyor. Onları uzatmayacağım. Özellikle hem entegre sistem bazında o sistem bünyesindeki muhtelif bileşenler, alt bileşenler, katalizörler, bir sürü alt teknoloji, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, otomasyon mühendisliği, kimya mühendisliği, bir sürü uzmanlığı gerektiren konular. Bu konularda da sadece hidrojen ve yakıt pilleri değil, birçok alanda da bizim önemli bir birikimimiz, tecrübemiz var. Burada da gördüğünüz gibi. Özellikle bu proje protokol işbirliği kapsamında bizim hidrojen üretimi, hidrojenin özellikle yeşil hidrojen tabii ki önceliyoruz. Ama bir şekilde mavi hidrojen de olur ise ki çalışma alanlarımızdan bir tanesi hidrojeni ürettik ve bu hidrojeni de özellikle Volkan Bey'in de bahsettiği gibi özellikle bu sanayi sanayinin yoğun olduğu, yenilenebilir enerjinin önemli bir potansiyelin olduğu bu bölgede çok farklı uygulama hem evsel uygulamalar hem sanayi uygulamaları olmak üzere bütün bu alanlarda biz bir araştırma kurumu olarak zaten çalışıyoruz. Ve de bu protokol kapsamında da katkı vermeyi zaten umut ediyoruz. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kıdemli Başuzman Araştırmacı Doçent Doktor Fehmi Akgün'e teşekkür ediyoruz. Sıradaki sunum Etimaden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Sayın Derya Maraşlıoğlu tarafından gerçekleşecek. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma, Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışmaya başlayan Derya Maraşlıoğlu, 2018 yılı itibarıyla Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Buyurunuz, söz size. Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürlerim, kurumlarımızın kıymetli yöneticileri ve kıymetli katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün sunumumda önce İtimaden İşletme Genel Müdürlüğü'nden kısaca bahsedeceğim. Daha sonra enerji ve bor uygulamalarıyla ilgili devam edeceğim ve böylece sonlandıracağım. İtimaden İşletme Genel Müdürlüğü 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Etimang ismiyle faaliyetlerine başladı. 98-2004 arasında İtolik Aşı ve 2004 yılı itibariyle İtimaden İşletme Genel faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ana faaliyet alanımız taş kömürü, kömür, hidrokarbon kaynakları hariç olmak üzere ülkemizin her türlü maden kaynaklarını, madencilik faaliyeti yapmak, üretmek ve pazarlamak ve bunları karlılık ilkesi ve verimlilik ilkesi altında yürütmektir. Başlıca faaliyet alanımız da borumların üretimi ve satışıdır. Şu anda faaliyetimizi 4 yerleşkede devam ettiriyoruz. Balıkesir, Bandırma'da Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Kütahya Emet'te Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir Kırka'da Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Bigadiş'te de Bigadiş Bor İşletme Müdürlüğü. 33 tesiste 22 bor ürün üretimimiz devam etmekte. 2021 kurumsal verilerimize bakacak olursak şu anda dünya bor lideri konumundayız. %62'sini İtimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sağlamakta. 7000'in üzerinde istihdamımız var. 1 milyar doları ciromuz geçmiş durumda. 3.3 milyar ton rezervimizde dünya bor rezervinin %73'üne sahibiz. İhracatımız 994 milyon doları noktasında ve satışımız 2.6 milyon tona ulaştı geçen yıl itibariyle. 100'den fazla ülkeye, 350'den fazla müşteriye ürün sağlıyoruz. Tabii amacımız geleneksel ürünlerde ileri teknoloji ürünlerine geçiş. Burada sahamızda 3 tane bor cevherini şu an madencilik faaliyetinde bulunuyoruz. Kolomant, Tinkal, Ülexit.
cam, seramik, tarım ve demir çelik sektörüne konsantre bor ürünleri sağlıyoruz şu anda. Yine cam, seramik, tarım, enerji ve alev yiyecekli sektörlerde rafine bor ürünlerimizi sağlıyoruz. Tabii bu sene ve önümüzdeki yıllarda hedefimiz olan ve nükleer sanayi, elektrik, elektronik, savunma sanayi, mıknatıs gibi sektörler içinde yüksek teknoloji ürünleri hedefimiz doğrultusunda hem yatırım yapıyoruz hem de yatırım planımıza dahil ediyoruz. Bor ürünlerinin kullanımına bakacak olursak %49 da cam sektörü. Alt başlıkta borosilikat cam, cam yünü, fiberglas ve TFT LCD. Özellikle geçen yıl itibariyle tarım bir adım öne çıkarak ikinci sıraya yerleşti. Özellikle pandemiden dolayı tarım ve tarım ürünleri çok yoğun talep olduğu için tabii ki burada mikro besleyici olarak ve böcek öldürücü olarak bor ürünleri tercih edildi ve %16 bir pazar payına sahip dünyadaki tüketim olarak. Devamında %15 ile seramik, %3 ile temizlik sektörü ve nükleer sanayi, ilaç, çimento ve kağıt gibi sektörler yer aldı. Bir %17'lik bir dilim var diğer kısımda yer alan. Bor ürünleri şu anda 250'den fazla alanda kullanım bulunmakta. Enerjide bu uygulama bakacak olursak enerjinin üretimi, enerjinin tüketimi, enerjinin korunması gibi pek çok sektörde bor ürünleri kullanılmakta. Ve şu anda bizim de ürettiğimiz 22 ürünün de tamamı enerji sektöründe farklı alanlarında hem ürüne fiziksel ve kimyasal olarak katkı sağlarken prosesteki enerji verimliliği açısından da kullanılmayı tercih edilmektedir. Bunları sınıflayacak olursak daha önceki sunumlarda bahsedildiği üzere özellikle sodyum borohidrat çevre dostu ve emniyet hidrojen depolama aracı olarak şu an gündemimizde. Çimento, seramik, cam yünü ve meteoroloji sektörlerinde özellikle enerjinin tasarrufu noktasında hem dediğim gibi ürüne katkı sağladığı gibi proseste de iyileştirmeler yaptığı için de yine kullanımı gündemde. Çimento seramik sektöründe yine karbon salımı azalttı. Özellikle şu anda çok gündemde olan bir konu bildiğiniz üzere. Güneş panellerinin iyileştirme, lityum iyon pillerde özellikle enerji depolama aracı olarak kullanılmakta. Yine bor ürünleri sıfır kayıplı enerji iletimi, neodim ve demir bor mıknatıslarında da yani süper iletken teknolojisinde bor ürünleri kullanılmakta. Ve ayrıca doğrudan enerji ve yakıt olarak da elemental bor kullanılmakta. Hidrojen depolama önceki sunumlarda bahsedildiği üzere özellikle katı depolama aracı olarak bor ürünleri kullanılmakta. Burada da öne çıkan metal bor hidrürler. Metal bor hidrürlerin avantajları yüksek hidrojen yoğunluğuna sahip, kolay taşınabilme özelliğine sahip, güvenli ve kontrol edilebilir hidrolize özelliği bulunmakta ve çevre dostu olarak tanımlayabiliriz. Tabii öne çıkan metal bor hidrürlere bakacak olursa lityum bor hidrür, magnezyum bor hidrür, sodyum bor hidrür, potasyum bor hidrür, ribitium ve sezyum bor hidrür diyebiliriz ama burada özellikle çok fazla üzerinde çalışma yapıldığı için karar yapısından dolayı üretim maliyetinden de sodyum bor hidrür öne çıkmakta. Lityum'a magnezyuma göre daha düşük hidrojen depolama özelliği olmasına rağmen kullanım kolaylığından ve ayrıca sektörde sanayide iyi bir kimyasal olduğu için de sodyum bor hidrür şu anda öne çıkmakta. Sodyum bor hidrüre bakacak olursak yine dediğim gibi yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunmamakta. Çevre dostu oluşan metaborat alttaki reaksiyonla görüldüğünde tekrar başa döndürerek yeniden sodyum bor hidrür prosesine dahil edilebilmekte. Hem kendinden hidrojen yaydığı gibi hem de reaksiyon edildiği sudan da hidrojen açığa çıkarma özelliği bulunmakta. Herhangi bir depolama sıkıntısı yok, özel bir şart gerektirmemekte. Yakıt pillerinde doğrudan yakıt olarak da kullanılabilmekte sodyum borudur. Yukarıdaki binden reaksiyon denklemlere baktığımızda özellikle hani protokolünde konusu olan yeşil metanol, çünkü şu anda kullanılan hem metanol hem de hidrojen ağırlık olarak fosil yakıtlardan elde edilmekte. Bu projenin de protokolün kapsamında da yer alan yeşil metanol ve yeşil hidrojen eldesiyle aynı zamanda sodyum borüde yeşil bir hidrojen depolama aracı olarak önümüze çıkacaktır. Yine dediğim gibi bu konuda İtimal İşleri Genel Müdürü olarak enerjide farklı bor ürünlerinin kullanılmasını çalışmalarımız devam ediyor, ARGE çalışmalarımız. Ve özellikle bor gibi etkin olan bir maddeyi her açıdan kullanmak istiyoruz. Son yıllarda da enerji çok gündemde ve bununla ilgili de çalışmalarımız devam etmekte. Tabii ki bu kadar enerji üretiyorsak bu enerjiyi depolamamız gerekiyor. Bu kapsamda da yaptığımız bir çalışma var. Özellikle lityum iyon bataryalar, tekrar şarj edilebilir bataryalarda kullanılan lityum, adından da anlaşılacağı gibi en önemli ajanıdır batarya hücresinin. Burada bildiğiniz üzere ülkemizde herhangi bir üretim yok. Dünyada da yayılımı çok fazla ama konsantrasyon düşük olduğu için bulunma sıklığı olmasına rağmen düşük konsantrasyonlarda yani düşük tenörlerde olduğu için işletmesi zor ve maliyetli bir işletme
önümüze çıkıyor. O yüzden de biz özellikle bu konuda çalışmalara başladık. Çünkü bizim de madencilik yaptığımız yerleşkemizde özellikle lityum varlığına rastlamıştık. Ve ikinci kaynaklardan lityum üretebilir miyiz ve ülkemizin ihtiyacını karşılayabilir miyiz diye bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonucunda 2020 yılı itibariyle sonlarında bir pilot tesis çalışmamız oldu ve 2021 yılında da buradan elde ettiğimiz verilerde şu anda endüstriyel tesis yatırım için çalışmalarımız devam ediyor. Tabii çok burada lityum karbonat yanında yan ürünlerimiz de elde ettik. İşte şu an satışta yer alan bir boraks dekahidrat ürünümüz de elde ediyoruz, temiz su elde ediyoruz ve ayrıca çevresel, insana ve doğaya saygılı bir proses. Ve devamında da şu anda 2020 yılı yaptığımız çalışma sonucunda projenin ana başlangıç noktası olan Eskişehir Kırka'da 600 ton yıllık bir lityum karbonat üretim tesis yatırımımız devam ediyor. Aynı proses Bandırma'da da var çünkü boraks proseslerimizde. Oradan da atıklardan 100 ton kadar bir lityum karbonat üretmek gündemimizde. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2022 ve 2023'ne hızlandırarak bunları sonuçlandırmak istiyoruz. Sonsuz olarak söylemek isterim ki bakanlığımızın milli maden ve milli enerji politikası kapsamında ülkemiz önünü açacak her projede azami katkı sağlamak istiyoruz ve hedeflemekteyiz bu konuda. Tekrar böyle bir oluşum için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Eski Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Sayın Derya Maraşlıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Böylece sunumlar sona erdi. Protokol konuşmalarıyla devam edeceğiz. İlk olarak sözü Enerji Üretim CEO'su Sayın İhsan Erbil Baycan'a vermek istiyoruz. Sayın Bakan, protokolün çok değerli üyeleri, Sayın Genel Müdürlerimiz, kıymetli hazırım. Aynı zamanda bizi canlı yayından izleyenler, takip edenler, sektöre, hidrojene, Türkiye'nin yeşil olmasına ilgi gösterenler. Bugün ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz, onurluyuz, şeref verdiniz bizlere. Hem hoş geldiniz diyorum, hem Enerji Üretim adına, hem de hissedarlarımız Sabancı Holding ve İON adına en derin saygılarımızı sunuyorum. En büyük teşekkür benden hemen Volkan Bey'e, Kahraman Bey'e, Emre Bey'e, Fehmi Bey'e ve Derya Hanım'a. Sağ olsunlar sunumlarıyla hidrojen başlığının bütün boyutlarına değinmiş oldular. Hem teknolojik başlıklara değinmiş olduk, hem işin stratejik tarafını irdelemiş, beraber adreslemiş olduk, dinlemiş olduk. Fehmi Bey'in özellikle slaydının bir tanesindeki trafik lambasına gönderme yaparak ben de şimdi konuşmak istiyorum. Yeşil ışık ve hidrojen göstergesi vardı. Bir an önce Türkiye'nin önce olarak yol alması gereken bir başlıktan konuşuyoruz. Bu başlıkta bu protokol ve bugün imzalanacak süreç ve bundan sonraki yol gerçekten çok kıymetli. İşin çevre ve sürdürülebilirlik boyutuna baktığımızda iki tane ana trend görüyoruz bütün dünyada. Bir, hidrojenin farklı renklerdeki hidrojenin başlıklarıyla ilgili herkes, her ülke elinden geldiğince yol almaya çalışıyor. Şirketler aynı şekilde bu yolculukta bir an önce pozisyon kapmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde bir de aynı trendi özellikle elektrikli araba dönüşümünde ve o ekosistemin içerisinde görüyoruz. Yenilenebilir rüzgarı zaten bundan daha evvel başlamış olan bir rüzgardı. Biz Enerji Üretim olarak 5 farklı teknolojide üretim yapıyoruz halihazırda. 21 elektrik santralimiz var. Türkiye'nin %4'ünü karşılamaya çalışıyoruz mücadelemizle. Aynı zamanda işin ticaret tarafında yer alıyoruz. Bundan sonra da büyüme yolculuğumuzu tamamen rüzgardan ve güneşten olacak şekilde tanımladık. İnşallah bu yılın sonunda bir 65 megawatt kapasiteli rüzgar santralimizi daha şebekeye kazandırmış olacağız ama o bize yetmez diyoruz. Yenilenebilir kaynakla YEKA diye tanımlanmış olan rüzgar projeleriyle bir 500 megawatt daha Türkiye şebekesine çok kısa vadede, orta vadede kazandırmak istiyoruz. İki hissedarımız bu konuda bizi desteklediği için bu da yetmez diyoruz. Şimdi yolculuğumuzu minimum 1000 megawattlık rüzgar, minimum 100-150 megawattta güneş ilavesiyle daha da güçlendirmek istiyoruz. Burada bizim ilk Volkan Bey'in protokolün ruhuyla alakalı söylemiş olduğu bir başlık vardı. O taraf gerçekten kıymetli. Enerji Üretim bütün gücüyle
bu protokolde adreslenmeye çalışan başlıklarda yer almak istiyor. Enerji üretimin kendi ötesinde düşünerek yer almak istiyor. Çünkü Türkiye bu manada önce olursa, yol alırsa katma değer yaratabilecek ve sadece Türkiye'nin dertlerini adresleyen bir yol almayla değil, aynı zamanda hidrojenin ihracatçısı olarak yakın coğrafyada ve bütün Avrupa'ya katma değerli ürün sunabilen bir ülke haline gelebilecek. Dolayısıyla ne kadar hızlı yol alabilirsek o kadar başarılı olacağız diye düşünüyoruz. Bu yolculuklar bireysel olduğunda çok daha zor. Böyle güç birlikleriyle bir şeyler başarılabiliyor. Biz enerji üretim olarak bütün teknolojilerimizle, finansal gücümüzle, ekonomik gücümüzle, santrallerimizle ama en kıymetlisi olan, bizim için en değerli olan insanımızla bu projede gönüllü bir şekilde yer almak istiyoruz. Kalbimizi koyarak, yüreğimizi koyarak, bütün imkanlarımızı seferber ederek yer almak istiyoruz. Bu protokole imza atıyor olmaktan dolayı da çok çok mutluyuz. Sizlerin de desteği için Sayın Bakanım, sizin huzurunuzda tekrar bütün organizasyonlara da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bundan ileri bir tarihte dönüp bugünü çok kıymetli bir gün olarak hatırlayacağımızdan çok çok eminim. Türkiye'de hidrojenle ilgili başarılacak şeyler adına vesile olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bundan sonra da buna benzer işbirliklerin artmasına da vesile olacağını ümit ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Enerji Üretim CEO'su Sayın İhsan Erbil Baycöl'e teşekkür ediyoruz ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Aslı İhsan Enerji Genel Müdürü Sayın Ferhat Özsoy'u davet ediyorum. Sayın Bakanım, değerli hazırım. Öncelikle Aslı İhsan biraz önce Emre Bey tarafından anlatıldığı şekilde bir misyonu 2017'de düşünmüş, 2018'de esas sözleşmesinde yer vermiş ve Ar-Ge merkezini kurmak suretiyle sektörde bir ticari firma olarak hidrojen üretimi ve yakıt pilli elektrik üretimi konusunda öncelikle savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir yola çıktı. Bu yol da ciddi sıkıntılar yaşadık. Ülkemizde her zaman olduğu gibi birçok proje gündeme geliyor. Bu projeler zaman zaman erteleniyor, zaman zaman yetenek sıkıntısı yaşanıyor. Biz bu yolda kararlı bir şekilde devam ettik. Bu süreç içerisinde özellikle TÜBİTAK'la çok yakın işbirliğinde bulunduk. Yani TÜBİTAK MAM'la belki defalarca toplantılar, görüşmeler ve proje görüşmeleri yaptık ve çeşitli paket projeler hazırladık. Ama bunları kolay bir şekilde hayata geçiremedik. Bugün bu geldiğimiz aşama bizim için çok çok önemli. Çıktığımız yolun anlamlı hale geldiği, pozitif bir projeye dönüştüğü bir protokolde olmak bizim için çok çok önemli. Türkiye'de özellikle şirketlerin bu işlere bu yönde giriş olması ve özellikle kamu dışındaki şirketlerin yönelmiş olması asıl itici gücü oluşturuyor. Çünkü ekonomi burada devreye giriyor. Gelecekte böyle bir hidrojen patlaması beklenirken Türkiye'nin bir şey yapmadan durması doğru bir strateji olmazdı. Bu kapsamda bu projeye yani Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın öncülük etmesi ve bizi bir araya getirip bu projeyi yapması, enerji sahanın bu işin içerisinde olması, yine Etimaden'in burada olması, TÜBİTAK'ın burada olması bu projenin gelecekle ilgili iyimser bir zemin oluşturduğunu düşünüyorum. Gelecekte burada Aslı İhsan yeteneklerini artırarak, sorumluluklar üstlenerek yoluna devam edecek. Ticari bir faaliyete bunu dönüştürerek hem ekonomisiyle hem ülkeye teknolojik katkısıyla önemli bir yerde duracağını düşünüyoruz. Biz zaten kuruluş amacımızda olduğu gibi Türkiye'nin pil ve enerji depolama sistemlerinin en önemli ve yegane firması olarak buradaki başarımızı devam ettirmeyi arzuluyoruz. Paydaşlarımızla bugüne kadar olan proje çalışmalarımızın artık somut ürünlere dönüşüyor olmasını görmekten de çok mutlu oluyorum.
Hepinize bu ortamı hazırladığınız için, Sayın Bakanım sizi de şeref verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bu yol sonsuza kadar devam eder ve ülkemiz hidrojen açısından da önemli bir aşamaya geçmiş olur. Pil de yakında, Mayıs'ta pile kavuşacağız. Yani bu, bakın, bu yol da inşallah buna dönüşecek. Yani Aspilsan tuttuğunu koparıp sonuna kadar sonuca ulaşan bir firma. Bunu da inşallah yapacak. TÜBİTAK'ın desteğiyle, itimadın desteğiyle, biraz önce Derya'nın bahsetmedi. O lityumları kullanacak olan fabrika Aspilsan. Yani şu anda da projelerimiz yürüyor. İnşallah enerji sahayla da yolumuza devam edeceğiz. Gerek enerji depolama sistemleri, gerekse hidrojen üretimi ile yolumuza devam edeceğiz. Ve ülkemize ciddi kazançlar sağlayacağız. Başta lityumda Sayın Bakanımızın çok çok büyük desteğini gördük. Bu hidrojende de kendisini burada gördüğüm için de ayrıca çok mutlu oldum sabah söylenince. İnanın sağ olsun bakanımız bu konuda tüm ülkeye bir yol açıyor. Ben de kendisine şükranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Aspilsan Enerji Genel Müdürü Sayın Ferhat Özsoy'a çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Vekili Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil'i davet ediyorum. Sayın Bakanım, değerli yöneticilerimiz, öncelikli olarak ben bugün burada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Böylesine anlamlı bir protokol kapsamında ülkemiz ve dünya için bu kadar önemli bir konuda kamunun ve özel sektörün birlikte çalışmalarını yapacak olması büyük bir mutluluk verici. Tabii bizim için de çok özel bir gün. TÜBİTAK ailesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi için de bugün aslında bu yıl bizim 50. yılımız ve bugün de bizim TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni yeniden yapılandırdığımız, enstitü yapılanmasından 4 ana sektör yapılanmasına dönüştürdüğümüz başka yardımcılıkları olarak ve bunlardan bir tanesi enerji teknolojileri ve bu ilk günü ve enerji teknolojileri iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, yaşam bilimleri ve malzeme teknolojileri olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni yeniden yapılandırdık ve bu kapsamda da tabii enerji teknolojileri başka yardımcılığının altında hidrojen ve yakıt pili araştırma grubumuzda çok büyük bir araştırma grubu olarak aslında bugün dünyaya geldi ve bu 15 Nisan'da da böyle bir protokolle biz bunun bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ben bakanlığımızın himayesinde ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda bu işbirliğinden çok önemli çıktıların oluşacağını düşünüyoruz. Aslında kamu özel sektör dedik, üniversitelerde sonuçta TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi aracılığıyla yine Enerjisa'nın gerçekleştirdiği girişimciler ayağıyla bu işbirliği aslında daha da kuvvetlenecek. Ve biz burada çok önemli bir noktada Türkiye'de birçok şu anda konuşuyoruz, kapasiteden konuşuyoruz, işte yapılacağımız yatırımlardan bahsediyoruz rüzgar enerjisinde ya da diğer enerji teknolojilerinde. Ama bu yatırımların mutlaka milli teknolojiyle olması çok önemli. Burada kaynak açısından zengin ülkemizin enerji teknolojileri açısından da yerli ve milli üretimle Aspilsan'ımız da bunun aslında çok önemli bir teknolojik parçası. Ama diğer işte rüzgar enerjisi teknolojilerinde, güneş enerjisi teknolojilerinde kendi enerji dönüşüm sistemlerimizin olduğu milli güneş enerjisi sistemi, milli rüzgar enerjisi sisteminin aslında hayata geçtiği ve bu yatırımları yaparken de ülkemizin kendi öz kaynaklarıyla, bilgi birikimiyle ve ülkemizin yerli firmalarıyla bu yatırımları yaptığımız günlere de bir an önce kavuşmak tabii ki bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda ve hepimizin gayretleriyle gerçekleştirecek. Ben Sayın Bakanımıza ve buradaki protokolün diğer paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ve başarılı olmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılar ve hürmetler sunuyorum. Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözü Etimaden Genel Müdürü Sayın Serkan Kereşel'e vermek istiyoruz. Sayın Bakanım, değerli genel müdürlerim,
özel ve kamu sektörünün değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii böyle bir topluluğu bulunca, hem de yayın olunca şu borla ilgili yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışları kısa kısa bir geçmek istiyorum. Eti madenimiz az önce Derya Hanım'ın da söylediği gibi 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş. MTA ile aynı tarihte 1935'te kurulmuş. Büyük bir vizyon projesi. İşte MTA araştırmaları yapacak. Eti madende bu araştırmalardan çıkan sahaları işleyip işletecek ve ürün çıkartacak. Hem diğer ülkenin ihtiyacını hem dünyaya satışını yapacak. Kuruluş felsefesi amacı bu. Ve şu anda bor ticaret yapıyor etimaden. Az önce arkadaşların söylediği gibi yaklaşık dünya bor rezervinin %73'üne sahip. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık %6'sına sahip. Toplam bor üretim kapasitesi dünyanın 5.7 milyon ton. Bunun yaklaşık 2.7 milyon tonu etimadene ait. 1.3 milyon tonu ana rakibimiz US Borax'a ait. Dünyada bor tüketimi yaklaşık 4 milyon ton, artı eksi %10 ekonomilerin gidişine, gelişine göre. Bu yıl 2021 yılında yaklaşık 4 milyon 150 bin ton bor kullanımı gerçekleşti dünyada. Bunun yaklaşık %62'sini, 2 milyon 630 bin tonunu ve 1.30 milyar dolarlık ciroyu etimaden yaptı. Pazar payımızı ilk defa %62'ye çıkardık. Onun için pazarda mottomuz şu, hedef rezerv kadar pazar. Rezervimiz %73, pazarımız da %73 olsun. Niçin? Az önce söyledim, Amerika Birleşik Devletleri'nde %6 bor rezervi var. Ama pazardaki payı bu yıla kadar %25'ti. %6 rezerv, %25 pazar. %73 rezerv, bu yıl %62 pazar. İlk defa bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi %20'nin altına çektik. İlk defa bu yıl onun kıtasında %50'ye varan pazar payına sahip olduk. Bu yaklaşık %24-25'lerdeydi. Güney Amerika ülkeleri, Şili, Peru, Bolivya, buralarda da bor rezervleri var yaklaşık %1-2'lik. Üretim kapasiteleri var 100 bin ton, 150 bin tonluk. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bor piyasası %70 rezerve sahip olsanız bile rekabetin olduğu bir piyasa. Mücadelenin olduğu bir piyasa. 5.7 milyon ton üretim kapasitesi var. 4 milyon ton tüketim var. Burada ne olur? Burada rekabet olur, mücadele olur. Öyle rahat bir pazar olmaz. Ve bu rekabeti, bu pazarı domine eden bir etimadenden bahsediyoruz. Az önce söylediğim gibi %62'lik bir pazar payına sahip olduk. Ciromuz 1 milyar 30 milyon dolar, 2.630'a bölerseniz satışı, ki bunun %98'e yakını ihracattır, yaklaşık 400 dolar bulursunuz. Şimdi toplumda bilinen bir yanlış algı var. Sanki eti maden, boru topraktan çıktığı şekilde, cevher şeklinde bir tonluk pikbeklere koyup dünyaya satıyormuş gibi bir algı var. Az önce Derya'nın da bahsetti. Bizim 33 tane tesisimiz var. Biz boru topraktan çıktığı şekliyle satmayalı çok oldu. Yani 30-40 yıl önceydi bu işler. Şu anda 33 tesiste bunu işliyoruz ve işlettikten sonra bir katma değer katıyoruz. Daha önce cevher olarak 120 dolarlara satılan ürünleri ortalama 400 dolar ki az sonra bahsettiğim projelerde kullandığımız borik asitle de 600-700 dolarlara dünyaya satıyoruz. Yani 1'e 4'lük bir katma değer sağlamış oluyoruz. Bir katma değer var. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Onun için bu yıl çok önemli bir yıl bor için. 2022 için bor çok önemli bir yıl. Niçin? Eti madenin bor karbür tesisi 2019'un sonunda temelini atmıştık. 2022'nin sonunda inşallah faaliyete geçeceğiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Bor'da ilk defa bir zinciri tamamlayacağız. Bir circle'ı tamamlayacağız. Cevher tonu 150 dolar. Borik asit tonu 600-700 dolar. 1'e 4, 1'e 5 katma değer.
O borik asitten borkarbil tozu tonu 30 bin dolar ve 30 bin dolarlık toz borkarbil tozundan da zırh yapacağız. Ve bunların tamamı bu ülkede olacak. 120 dolar, 600 dolar, 30 bin dolar ve tonu 400 bin dolar. Ve bu zinciri ilk defa Türkiye'de tamamlamış olacağız. Cevherinden son ürününe kadar ve bu ülkede yapılacak. Bu çok önemli. O 400 dolarlık ortalama fiyatlarımızı 1000 dolarlara, 2000 dolarlara, 5000, 10.000 dolarlara çıkartacağız. 1 milyar dolarları 3, 5, 10 milyar dolarlara çıkartacağız. İkinci projemiz Ferrobor. Onu da yine bandırmaya temelini atacağız bu yıl. Sözleşmelerini yaptık. Burada da çelik sektörümüz için yapıyoruz bunu, Ferrobor'u. Yaklaşık tonu ortalama 7.000 dolarlarda. Bunu yurt dışından alıyor bizim çelikçilerimiz. Onlara biz yapacağız. Burada da bir circle'ı tamamlamış olacağız. Yine cevher, borik asit, ferrobor ve çelikçilerin kullanımı. Yani ülke içinde bu da tamamlanmış olacak. Bu da çok önemli bir proje. Az önce Derya Hanım'ın bahsetmiş olduğu lityum projesi. Yine bor cevherinin içindeki lityumu, eser miktardaki lityumu bizim arkadaşlarımızın geliştirdiği, yapmış olduğu çalışmalarla pilot tesiste üretimlerini yaptık. O pilot tesisten aldığımız verilerle bu yıl içinde 40 kaya 600 ton, Bandırma'ya 100 tonluk lityum tesislerimizin temelini atacağız. Şu anda lityumun tonu bugün itibariyle 50 bin dolar. Bizim bu projeye başladığımızda 25 bin dolardı. Ve bizim bu lityumumuz, elde ettiğimiz lityumumuz TÜBİTAK tarafından da test edildi. Elde edilen lityum karbonat pil yapımında kullanılabilir, kalitede bir lityum karbonat. Az önce Sayın Genel Müdürümüz de söyledi, bu lityumumuzu Aselsan'la beraber pile çeviriyoruz. Az önce kendileri de söyledi, Mayıs ayında da inşallah üretim gerçekleşmiş olacak. Yani o pilin lityumunu Etimadem verecek. Bu da çok önemli bir proje. Az önce dediğimiz gibi bizim bor cevherlerimiz içinde eser miktarda lityum var ve bu biz lityumu elde ediyoruz. Örnek Kırka'da yılda yaklaşık 2.7 milyon ton bor cevheri işliyoruz biz. 2.7 milyon ton yaklaşık. Bundan 1.250 milyon ton satılabilir ürün elde ediyoruz. Az önce söylediğim 2 milyon 630 bin ton sattığımız ürünün 1 milyon 250 bin tonu Kırka'dan çıkıyor. Bu madencilik de çok ilginç bir sektör. Yani bir ton satılabilir ürün elde ederken neredeyse 2 tonluk atık elde ediyorsunuz. Yani atığınızı yönetemezseniz üretimi gerçekleştirip mal satamazsınız. Sonuç itibariyle 2.7 milyon ton cevher işliyoruz. 1.250 milyon ton satılabilir ürün elde ediyoruz. 1.2 milyon ton katı atık, 433 bin ton sıvı atık çıkıyor. Bizim lityumumuzu bu 433 bin tonluk sıvı atıktan elde ediyoruz biz. 433 bin tondan 600 ton lityum, 44.500 ton deka yine satılabilir bir ürün ve 340 bin ton saf su çıkartıyoruz. Ve bu saf suyu da 90 derece sıcaklıkta yaklaşık tekrar sisteme geri besliyoruz, kullanıyoruz. Ve 433 bin ton atık, 47 bin ton sıvı atığa dönüşüyor. Yani yaklaşık %85'e yakın bir geri dönüşüm sağlıyorsunuz. Bir de bu atığı, sıvı atığı barajlarda tutmanız gerekiyor. O baraja kamulaştırma için para veriyorsunuz. O barajın yapımına para veriyorsunuz. Bu da ortalama 6 dolar civarında. Bu ne demek oluyor? Neredeyse 2,5 milyon dolar her yıl bunlar için kamulaştırma ve baraj maliyetinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Nereden baksanız hem çevreci bir proje hem de lityumu, az önce bahsettiğimiz lityumu elde etmiş olmak da ülke için çok önemli. Bu lityum projesi de bizim açımızdan çok önemli bir proje. Yani borkarbür, ferrobor, lityum, efendime söyleyeyim, yine kendi klasik bizim ürettiğimiz pentamızdır, efendime söyleyeyim, penta, borik asittir, bu tür yatırımlarımız da devam ediyor klasik ürünlere yönelik. Ama bundan sonra daha uç ürünlere yönelik bir yolculuğumuz olacak. Etimadenle ilgili cirolarımızı katlayabileceğimiz bir yolculuğumuz olacak. Ama şunu da unutmayalım, her zaman borun bu piyasada bir rakibi var.
hem kendisi kendisinin rakibi hem borsuz üretim rakibi. Yine Derya Hanım'ın sunumunda %50 yüksek miktarda tüketim cam sektöründe. Yani %50'ye yakın cam sektöründe bor kullanılıyor. Yani bizim satışlarımız da buna paraleldir. %50 cam sektörüdür. Ve yine Derya Hanım'ın slaytında gördüğünüz gibi ilk defa borun gübre kullanımı dünyada ikinci sıraya yükseldi. Yani borun mikro besleyici olarak bitkilere de bir faydası var. Çok önemli bir faydası var. 2022 yılında Türkiye'nin borusu ötecek. Bunu göreceksiniz. 2022 yılı Türkiye'nin bor yılı, 2022 yılı Türkiye'nin borla uç ürünlere yapacağı yolculuklarının yılı olacak. 2022 yılı onun için bizim için çok önemli. İlk defa 1.2 milyar TL'nin üstünde bir yatırım yapacağız. İlk defa zincirler tamamlayacağız. Bunlar ilk olmayacak, son da olmayacak. Bundan sonra borla ilgili uç ürünlere yönelik çalışmalar devam edecek. Bunları öğrendik. Nasıl yapıldığını biliyoruz. Böyle bir altyapımız var, personel yapımız, etimadenin adresi buna hazır. Daha çok duyacaksınız borla uç ürünü. Ferrobor, bor karbür, bor nitrür. Efendime söyleyeyim. Az önce Derya Hanım bahsetti. Yakıt olarak nanobor, bu tür şeyleri daha çok duyacaksınız. Bu mücadele alanı, rakibin olduğu bir alan, rahat bir alan da değil. Ama biz burada çok büyük avantajlara sahibiz. Hidrojen, az önce konuşmalardan da bahsettiğiniz için çok fazla detaya girmeyeceğim. Hidrojen konusunda da borun çok büyük avantajları var. Bu avantajları arkadaşlar sıraladılar. Biz de her türlü desteği vermeye hazırız. Etimaden olarak, çalışma arkadaşlarım olarak, Ahyesi olarak. Ki bizim TÜBİTAKMAM'da çok ilişkilerimiz var. Trimetil boratı ürettik beraber. Şimdi trimetil boratı bandırma tesislerimize taşıyıp büyüteceğiz orada. Muhtemelen bu baharda bu işlem gerçekleşmiş olacak. Ondan sonra da sodyum borhidrür ile ilgili yine TÜBİTAK'la görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Anlaştık gibi değil mi Sayın Başkanım? Anlaştık. 24 aya anlaştık değil mi Başkanım? Anlaştık. 24 aya. Parası değil de 24 aya. Parasını da anlaştık da. Yani 24 ay önemli. 24 ay içinde de nasıl olursa yine bandırma işletmemize sodyum borhidrür üretir hale geleceğiz. Trimetil borat onun da bir altlı. Onu kullanacağız. Bunların ikisinin de ekonomik de bir değeri var. Şimdi az önce Derya Hanım etimadenin kuruluşu ile ilgili bir şey geçti köşede. Ne dedi? Verimlilik ve karlılık. Etimadenin yaptığı her işte biz bunu gözetiyoruz. Yani bu trimetil borat da olsun, sodyum borhidrür de olsun bizim açımızdan satılabilir, dönüşümü olabilir projeler. Şunu da buradan deklar edebilirim çok rahatlıkla. Etimadenin yaptığı bütün projeler, aklınıza ne gelirse gelsin. Bütün projeler, klasik ürünleriniz için de geçerli. Mesela bu lityum projesi, onun için de geçerli. Yapım süresi neyse, yapım süresi. Örnek, şimdi biz lityum tesisi kuracağız, yapım süresi 24 ay. 24 ay içinde 600-500 tonluk tesis kuracağız diyelim. Allah nasip ederse bu yıl içinde projesini hazırlayıp temelini atacağız. O projenin geri dönüşüm süresi de 24 ay. Limantör, borik asit tesisi kuracağız. İşin süresi 36 ay, yapım süresi. Geri dönüşüm süresi de 36 ay, daha aşağı hatta. Ben geniş geniş söylüyorum. Böyle bir kurumdan bahsediyoruz. Ne yaparsa yapım süresi kadar geri dönüş süresi var. Ama bir şartla. Önemli bir şartla. Satarsa. Yani yaparız da tesisi satamazsanız dönmez. Etimadende Allah'a şükür şu anda o istikrara kavuştu. Sürdürülebilirlik, kalite, inovasyon etimadenin üç önemli maddesi. Satışta sürdürülebilirlik, kalitede sürdürülebilirlik. Bunlar bizim için çok önemli. Şükürler olsun buna da kavuştuk sayılır. Etimaden Türkiye'nin göz bebeği, bir kurum. Üreten, böyle bir kamu kurumu bırakın özel kurum yoktur. Üretecek. 33 tesiste madeni çıkartacak, üretecek, onun lojistiğini yapıp limanlara getirecek, bunu pazarlama satışını yapacak,
100 ülkeye, 380 destinasyona, on binlerce müşteriye ve bunun tamamını yaparken kamu refleksiyle yapacak. Ve hiç sorun çıkmayacak. Planlayacak, depolayacak, dünyanın değişik ülkelerinde organizasyonlar yapacak. İtibaren böyle bir kurum. Kurumumuzla gurur duyuyoruz, çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Bu projeye de sonsuz destek vereceğiz. Her zaman bu projenin arkasındayız. Madden var, bize ne düşüyorsa hepsini gerçekleştireceğiz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarımı arz ediyorum. Etimad'dan Genel Müdürü Sayın Serkan Keleşer'e teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Abdullah Gücü davet ediyorum. Sayın Bakanım, çok değerli protokolümüzün taraflı olan kurumlarımızın genel müdürleri, değerli katılımcılar, basın mensuplarımız ve uzaktan bizleri takip eden, izleyen misafirlerimiz. Biz de bölgemizde böyle bir protokolün başlangıç adımını atıyor olmaktan son derece memnunuz ve Kalkınma Ajansı olarak da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın altında koordinasyonda çalışan bir kurum olarak bölgemizin potansiyelini hep kendi içimizde değerlendirdik bu zamana kadar. Yaklaşık 10 yıllık bir kurum olarak bunu değerlendirdik, çeşitli plan, bölge planlarımızda işledik ve üzerine çok kafa yorduk. Ama geldiğimiz noktada şu anda teknolojinin bir takım şeyleri daha kolaylaştırması, maliyetlerin düşmesi ve kurumlarımızın da kendi Ar-Ge'lerinde ciddi ilerlemeler kat etmesiyle gerçekten bu işi somut konuşabilir hale gelmiş olduk. Ve bugün de bunu somuta bağlıyor olacağız ve bunun ilk adımını atıyor olacağız. Ben bu anlamda bütün kurumlarımıza, protokolün tarafı olan bütün kurumlarımıza bu fikre inandığı, bu fikre destek verdiği için teşekkür ediyorum. Ve bizim bölgemizin bu konuda öncelikli olmasından da hasreten gurur duyuyoruz ve çok ciddi memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamda da tekrar teşekkür ediyorum ve Sayın Bakanımıza da destekleri için, bu konudaki himayeler için teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Abdullah Gücü'ne çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözü Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Çetin Ali Dönmez'e vermek istiyoruz. Kıymetli katılımcılar, Güney Marmara Kalkınma Ajansımız, TÜBİTAK'ımız, Etimade, Enerjisa ve Aspisa'nın ortaklığıyla beraber, işbirliğiyle beraber bu yeşil hidrojen üretim tesisi inşallah faaliyete geçecek. Bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi bu tesise bakarsanız, bu tesis aslında şehre uzak bir tesis, belli. Şimdi biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle biraz önce Enerjisa'nın değerli genel müdürüyle de konuştuk. Bu arada gerek Enerjisa, gerek Etimad'dan, gerek Aspirsan tarafındaki enerji içinde, projeye sahiplenme için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah enerjiniz böyle devam eder. Buraya bizim KOBİ'leri ve girişimcileri çekmemiz lazım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda en önem verdiğimiz konu bizim parasal desteklerden daha ziyade bu işbirliklerini tesis etmek. Bu bir araya gelme kültürünü oluşturmak. Dolayısıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın değerli genel sekreterine de buradan teşekkür ediyorum çabaları için. Ahmet Hoca'nın da bizim açımızdan şöyle bir kıymeti var. Şimdi biz bakanlıkta TÜBİTAK gibi güzide bir kuruluşu biraz daha, hatta çok daha fazla özel sektörle, sanayiyle bir araya getirmeye çalışıyoruz. O yüzden Ahmet Hoca bu açıdan çok kıymetli. Biraz önce işte TÜBİTAK'tan sunum yapan değerli Fehmi Bey'in de açıklamaları güzeldi. Burada oluşan bu birikimi özel sektörde kullanmamız lazım. Görüyorsunuz, sunumda gördüğünüz TÜBİTAK MAM'da bir sürü şey yapılmış, bir sürü proje var. Bunları mümkün olduğu kadar özel sektörle bir araya getirmemiz lazım.
buralardan güzel başarı hikayeleri çıkarmamız lazım. Ben tekrar söylüyorum. Şu resme bakınca buraya KOBİ'lerin gelmesi, gerekirse belediye tarafı, belediyeyle de bir işbirliği yapıp girişimcilerin buraya gelip gidebilmesi, bir araya gelmeleri, burada oturup konuşabilmeleri, hatta değerli genel müdürüm İhsan Bey, belki burada ufak tefek bir kalacak yer olması, bunlar çok kıymetli şeyler. Dünyada başarı hikayelerine bakarsanız, Avrupa'da, Amerika'da, orada bu başarı hikayelerinin arkasında bir ekosistem görürsünüz. Yani bu işleri bilen insanlar, bir de bu bilen insanlarla çalışmaya istekli genç arkadaşlar. Bunları bir araya getirmemiz lazım. O yüzden ben bütün projelerde bunun üzerinde özellikle duruyorum. Girişimcilerimiz, üniversitede okuyan çocuklar, üniversitede bu işlere emek veren hocalar ve KOBİ'ler bu tip yerlere, tabii güvenlik vesaire gibi şeyler vardı ama mümkün mertebe çat kapı girebiliyor olmaları lazım. Olabildiğince kullanabiliyor olmaları lazım. Bizim temel misyonumuz buralardan büyük başarı hikayeleri çıkarmak. Etimaden biraz önce Bor Karbür'den bahsetti. Bor Karbür yatırımından. O Bor Karbür yatırımının yatırım teşvik tarafı da bizde. Türkiye Cumhuriyeti'nde artık, yani bazıları belki bunu çok yanlış bir şekilde anlayıp eleştirse de, muazzam bir stratejik bakış açısı var. Örneğin işte bizim teşvik verdiğimiz kuruluşlardaki hisseler değişimlerine bile biz bakıyoruz. Devlet bu konuda da artık birçok şeyin çok 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 daha fazla farkında. Madenlerimiz bizim için çok önemli. Etimaden Genel Müdürümüz bir başarı hikayesinden söz etti. Madenler, birçok ülke artık madenleri ham olarak çıkarmıyor dışarı. Bunların işlemesini sağlamamız lazım. Etibank'ın zamanında kurulmasının sebeplerinden biri de bu maden altyapısının daha iyi değerlendirmesi. Oysa şu anda mesela Türk bankacılık sisteminde maden rezervlerinin teminat konusunda hala sıkıntı var. Ve biz bunun farkındayız. Enerji Bakanlığı'yla da görüşüyoruz. Nadir madenler konusuna mesela çok dikkat etmemiz lazım. Yine bir İPA projesi kapsamında biz bunun peşindeyiz. Bunları çok daha fazla katma değerli bir şekilde değerlendirmek için. Enerjisa gibi yabancı ortaklı ve Türkiye'nin büyük holdinglerinden birinin ortaklığında olan bir şirketin kıymetli profesyonellerinin ülkede bir şeyler gelişsin diye dert edip bu işe emek vermeleri, bu işe imza atmaları çok kıymetli. Aspilsan var. Aspilsan silahlı kuvvetlerin bir kuruluşu ama müthiş bir şekilde özel sektör odaklı çalışıyorlar ve biz şöyle bakıyoruz, özellikle benim şahsi bakış açım biraz daha öyle ama bakanlıkta da bu var, olabildiğince somut makul projeleri desteklemeye çalışıyoruz. Projenin başarıya ulaşmama ihtimali olabilir mi? Olabilir ama sonuçta bu proje yapılırken çok sayıda genç, çok sayıda öğretim üyesi, çok sayıda KOBİ bundan faydalanacak. Bunlar da bilgi birikimi olacak. Türkiye'nin geleceğini zaten böyle inşa edeceğiz. Bizim Kalkınma Ajansı üzerinden ben şöyle destekleri çok fazla vermeye çalışıyorum. O da aklınızda olsun. İşte bu tip ortak tesislerde hocalar, öğrenciler, KOBİ'ler gelirse eğer, işte burada 5-6 tane doktora, master öğrencisi çalışabilse, KOBİ'ler gelse buraya işte değerlendirebilse, biz bunu bakanlık kaynaklarından olabildiğince destekleme misyonumuz da var. Biraz böyle araştırma altyapılarını şuna çevirmeye çalışıyoruz. Burada da ben bunu söyleyeyim, basit bir örnekle söyleyeceğim. Spor salonlarına nasıl üyelik parası verirsiniz, işte ayda işte şu kadar gider gitme hakkınız olur. Bu tip araştırma altyapılarına, nerede olursa olsun, adeta bir spor salonu üyeliği gibi, adeta bir kütüphane üyeliği gibi, KOBİ'lerin, girişimcilerin üye olması, belli miktarlarda üyelik paralarını vermesi, hatta bu üyelik paralarının da bir kısmının KOSGEB üzerinden, ajanslar üzerinden desteklenmesi gibi modeller üzerinde çalışıyoruz. Makine, ekipman, ancak insan olursa kıymetli, insan çalışırsa kıymetli. Dolayısıyla buradan bütün üniversitelerdeki hocalarıma da seslenmek istiyorum.
üniversitelerdeki makine, ekipman, laboratuvar cihazlarında mümkün mertebe hem öğrencilerin hem de KOBİ'lerin kullanımını açmamız lazım. Bunlar durdukları yerde çürüyor, bir faydası yok. Bu konuda da biz hocalarımızla her türlü işbirliği açığız. Ben tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Böylece sunumları gerçekleştirdik ve konuşmalarınızı, protokol konuşmalarını da tamamlamış olduk. Gerek emisyon azaltımı ya da dekarbonizasyon hedeflerine ulaşmak, gerekse de ülkenin enerji ihtiyaçlarını karşılaması ve dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerjiler oldukça büyük önem arz ediyor. Bunu zaten sunumlarda ve konuşmalarda birçok kez duyduk ve dinledik. Protokolle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu olan Bandırma Enerji Üssü'nde Türkiye sanayisinin ilk yeşil hidrojen üretimi ve kullanımı için çalışmalar başlayacak ve artık bunun için imza törenine geçmek istiyoruz. Enerji Üretim CEO'su Sayın İhsan Erbil Bayçöl, Asfisan Enerji Genel Müdürü Sayın Ferhat Özsoy, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Vekili Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Kileşer ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Abdullah Küçük'ü protokolün imzalanması için masadaki yerlerine davet etmek istiyorum. Türk sanayisinin ilk yeşil hidrojen tesisi kurumsal işbirliği protokolü için 5 paydaş bir arada artık imzaları atacaklar ve bu önemli işbirliği gerçekleşmiş olacak. 2053'e net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda atılan ilk adım, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarını güçlendirmek, %100 enerji dönüşümü sağlamak, daha yeşil, daha güvenli ve daha güzel bir gelecek için ülkemiz adına hayırlı olsun diyoruz. Sizleri bir de masanın önüne alabilirsem eğer, bir toplu fotoğrafta masanın önünde bugünün anısına bir fotoğraf çekimi daha gerçekleştireceğiz. Sayın Bakanım lütfen. Türk sanayisinin ilk yeşil hidrojen tesisi için kurumsal işbirliği protokolü böylece imzalanmış oldu. Güçlü alkışlarla birlikte hayırlı olsun diyoruz. Ülkemiz adına oldukça önemli bir adım ve sıfır emisyon hedefi doğrultusunda atılan ilk adım oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz. İmza törenimiz burada sona erdi. Görüşürüz. Bu arada şu an bir şeyden. Muhakkak bekliyorum.